İyi geceler değerli izleyenler. Bir %100 siyasetle yeniden karşınızdayız. Efendim gündem her zamanki gibi çok yoğun. Yaklaşan yerel seçimler, 17 Aralık'tan beri süren ve adına artık ne diyeceğimizi şaşırdığımız operasyonların paralel yapıya ait olduğunu düşündüğümüz, inandığımız operasyonların devamındaki gelişmeler, geçtiğimiz haftaya damga vuran Kabataş meselesi ve geçtiğimiz hafta yine meclisten geçen HSYK yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasası ve bütün bunların ışığında tabii adaylık belirlemede epeyce bir kriz yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi meselelerini %100 siyasetteki konuklarımla enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Hiç lafı uzatmak istemiyorum çünkü epeyce bir konuğum var ve hararetli bir program olmasını istiyorum. Çarpıcı yorumlar alın istiyorum. Sizler de bizlere @%100siyaset veya @sevilayazıyor adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi küfür ve hakaret içermediği sürece de ekranımızın altından arkadaşlarımız değerlendirecek. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum efendim. Savcı Sayan, ekranlardan aslında çok bildiğiniz, tanıdığınız Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyesi. Evet. Hala kimlik devam ediyor mu CHP üyesi? Atmadılar yani. Niye atsınlar yani? Hayır, öyle şeyler duyuyoruz. Bizim ya. Bizim Anadolu derler ya, yenisi gelince eskilerin papucu dama atılmış falan. Yeniler çok gerçi ama evet, bizi atabilirler. Peki Cumhuriyet Halk Partisi yorumlarını alacağız Savcı Sayan'dan ve hemen diğer tarafa dönüyorum. Hakan Bayrakçı, Sonar Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Sevda. Ve Kezban Hocam, Kezban Atemi, değerli üstad. Özellikle bugün HSYK ve internet yasasıyla ilgili yorumları var hocamın. Lütfen dinleyin, lütfen ayrılmayın. Çok çok sıkı bir çalışma yapmış. Yarın da inşallah köşemde kullanacağım çarşamba için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ve Mahmut Övür, sabahtaşım, gazetedaşım. Mahmut Övür Sabah Gazetesi yazarı, o da burada. O da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kulislerini en iyi takip eden gazetecilerin başını çekiyor. Ve tabii diğer konuları da konuşacağız. Hiç lafı uzatmadan hemen giriyorum. CHP bir aday belirleme çalışması yaptı ama yer yerinden oynadı. Çok enteresan isimler geldi, çok enteresan isimler gitti. İstifalar oldu hem büyük şehirlerde hem büyük ilçelerde, popüler ilçelerde. Kriz hala bitmiş değil. En son galiba Kadıköy'de biraz daha patlak verdi. Neler oluyor? Yani bu CHP'nin tabanından gelen bu ses seçime yansır mı? Seçimde bu CHP'yi yaralayacak bir yapılanma mı? Ve gerçekten denildiği gibi Sarıgül Parti'nin yönetimine el mi koydu Savcı Sayan? Şimdi yolda yolculuk yapan iki kamyoncudan birisi kaza yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla diğer kamyon gelip ona duruyor. Bakıyor ki durumu perişan. Ya diyor ki artık ben seni beklemeyeceğim, ben gideceğim. Bir şey söylüyor musun? Patronundan bir isteğin var mı? Ona göre ben de yoluma devam edeyim. Diyor ki patrona söyle bir kase, bir şase, 4 lastik, bir motor göndersin, biraz da harçlık göndersin. Merak etmesin, bir şey yok, ben yakında geleceğim. Şimdi bizim CHP'nin hali bu. Kasa gitmiş, şase gitmiş, motor gitmiş, lastikler gitmiş. Hala Kılıçdaroğlu ekranlara çıkıyor. Merak etmeyin, bir şey yok. Aslında bizim CHP bir operasyon yapıldı 2010 yılında. Bu operasyonun 3 ayağı vardı. 1. Baykal gitmeli. 2. Biz adayları dizayn etmeliyiz. Kendimize göre adaylar belirlemeliyiz. 3. Örgütü ele geçirmeliyiz. Şimdi Baykal evresi bitti. Aday dizayn konusu da bitti. Bütün CHP ile bağlantısı olmayan ya da böyle Baykal'la ilgili bir bağlantısı olan bütün adayları yok ettiler. 3. aşama örgüt. Eğer örgüt buna müsaade ederse, örgüt de teslim olursa, Kazan'da şu anda kurbağa misali altı ısıtılan örgüt de farkına varmayıp Kazan'dan atlamazsa CHP tamamen baronların, caronların, koçların, öküzlerin, tosunların, havai Dubai abonelerinin eline geçecek. Bunu hiç kimse alavere, dalavere, Kürt Mehmet nöbete yapmasın. Biz bunu biliyoruz. CHP üzerindeki dizaynı biliyoruz. Ha bu dizaynı yapan kim? 17 Aralık operasyonu, Gezi, 25 Aralık operasyonu, bütün bunların arkasındaki güç CHP'yi de dizayn eden güçtür. Ha bunlar niye yapıyor? CHP ile bunlar ne alakası olabilir? Bu gücün amacı Türkiye'de Ahmet'le Mehmet'i barıştırmak değil, Ahmet'le Mehmet'i birleştirip Mustafa'yı dövdürme operasyonudur. Hmm. Yani bunun amacı budur. İşte cemaat CHP birbirine yakın mı? Böyle bir şey yok. Yakınlaşamazlar. Peki siz şu andaki bu yapılanmadan, yani bu değişimlerden, aday değişikliklerinden filan, Sarıgül'ün gelmesinden örneğin
İstanbul ilçelerindeki bu değişiklikten nedir şikayetiniz? Şikayetiniz ne? Hangi noktada? Yani neresine bakarsanız şikayet dolu. Yani neresine bakarsanız bir acayiplik var, bir düzensizlik var. Hükümet adaylarını belirlemiş, metroları açıyor, işte tramvay yollarını açıyor, köprüleri açıyor, her tarafı düzenliyor. Bizimkiler daha yarın son gün adaylar verilecek ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına. Biz hala adaylarımızı belirleyememişiz. Bu kadar, yani partiyi yönetemeyen, aday sürecini yönetemeyenlerin ülkeyi yöneteceğim iddiasıyla ortaya çıkmalarına anlam veremiyorum, akıl erdiremiyorum. Vatandaş da bunlara inanmıyor. Bakın ben sıcak bölgeden geliyorum, Doğu Anadolu'dan geliyorum. Köyleri dolaştım, oradaki insan, herkes bakın köydeki Mehmet abi bile diyor ki ya CHP 3 aday belirlemiyor, bu memleketi nasıl yönetecek? Haklı. Bir taraftan başbakan büyük devasa yerler açıyor, bir taraftan bizim 12. katta adayımız Ali, 8. katta Veli, parti meclisine inince Cemal, yukarı çıkınca Kemal. Ya bu MYK'nın kararı nerede? Parti meclisinin kararı nerede? Parti meclisinin yani tutanakları nerede? Bu adaylar asansörde nasıl değişiyor? Bu hangi karara göre değişiyor? MYK'nın kararları asansörde mi alınıyor? Parti meclisinin kararları asansörde mi alınıyor? Bütün bunları alt alta yazdığımızda bu yönetim bir dakika durmadan istifa etmeli. İstifaya gitmeli. Yani siz parti meclisine bir aday belirliyorsunuz. Özür dilerim Mahmut Bey. Parti meclisinde parti bırakmamışsınız. Yani. Hayır, parti meclisinde bir aday belirliyorsunuz. Parti meclisinin adayını tutanakları altına alıyorsunuz. En yüksek organ parti meclisidir. MYK'dan gelen adayları görüşmüş, oylamış, tutanağa bağlamış. Genel başkan yukarı çıkıyor. Parti meclisinin adayını değiştiriyor. Peki neye göre değiştiriyorsun? Topladın mı? Hukuken sakat. Hocam hukukçudur, haddimizi aşmayalım. Hukuken sakat. Yani siz eğer mecliste bir karar alıyorsanız, meclis başkanı o kararları toplayıp odasına giderken yolda değiştiriyorsa, siz de bunu hala meclisin kararını diyorsanız... Peki neye yorumluyorsunuz Savcı Bey? Özetle bir iki cümleyi hatırına geçeceğim. Aslında başta söyledim. Hayır, bütün bu olan biten hani bir senaryo var. 2011'de başlayıp işte evet. Baykal'ı devirip evet. Ardından evet. İşte bu... Ne? Bunun arkasında efendim, ne var? Türkiye bir operasyon yapıyor. Ben de sizin ağzınızdan dinliyorum da şu paralel yapıyla ilgili çok net bir şey alamıyorum efendim, ya. Efendim bakınız ben... cemaatle hükümetin arasındaki bu çatışmayı ben aslında birbirlerinin omuzlarından birbirlerine ateş eden bu çatışmayı ben farkında olmadan bazı insanların alet olduğuna inananlardanım. Kim oluyor? Ve ben eskiden beri cemaatle AK Parti'nin çatışmasına taraf olan bir insan değilim. Niye diyeceksiniz? Niye değilsiniz? Şimdi ben... Hayır, kimse değil de ne anlattın? Ben o kardeşlerin çatışmasını da istemiyorum. Çünkü ben eğer Türkiye bir ormansa ben bir ağaç isem ben cemaatçi değilim. Ben AK Parti de değilim. Hayır, çatışma mı var yoksa cemaat ve güdümündeki yargı emniyetin hükümeti indirmek, sandık dışı devirmek yollarla darbesi mi var? Siz neye inanıyorsunuz? Ben Türkiye'ye operasyon yapan güçlerin Türkiye'deki bütün partileri, cemaatleri harekete geçirip Türkiye'yi felakete doğru götürmeye çalışan bir yapını bunları kullandığına inanıyorum. Ben kullanıldıklarına inanıyorum. Evet, ben öyle inanıyorum. Ben yoksa AK Parti tabanıyla cemaat tabanının kardeşlikleri var, 11 yıl beraberlikleri var. Birbirine böyle düşmanca davranamazlar. Şimdi ben kardeşlik ama Cumhuriyet Halk Partisi'yle ne güzel. Yani mümkün madem böyle... değil. Niye değil? Hiç mümkün değil. Nasıl değil? DDP ile MHP'nin birbirlerine bakış açısı taban olarak CHP ile cemaatin aynıdır. Cemaatle CHP muta nikahı yapabilir ama muta nikahı üsülü Türkiye'de işlemez. Siyasi anlamda işlemez. Katolik nikahı işler. Yani Türkiye'de siyasi partiler kendi aralarında muta nikahı yaptıkları zaman 3 aydan sonra tekrar davranırlar. Cemaatle CHP böyle bir şey girişse bile ben cemaat televizyonlarında CHP'yi savunmakla geçti ömrüm. Cemaatteki arkadaşlar her hafta bir dosya getirirler. CHP şu camiyi ahır yaptı, şu camiyi samanlık yaptı. Ben de CHP yapmadı diye iddialarda bulunuyordum ve savunuyordum. Şimdi o arkadaşlar cemaatle CHP arasında köprü olmuşlar. Ben MYK'da, benim yanımda her gün cemaate küfür eden MYK'daki arkadaşım, şu anda genel başkan yardımcısı, o arkadaşım her gün gelir Fethullah Hoca'ya küfür eder, ben de savunurum. Cemaatçi olmadım adım. Öyleydi. Evet, savunurum. Şimdi o arkadaş CHP ile cemaat arasında büyük bir köprü kim olmuş. Kim o, merak ettim. Ya, isim söylemeye kimdir gerek yok. Kimdir Mahmut Öğün? Büyük bir tarif köprü ettiği, sen bilirsin. Şimdi cemaatle CHP'nin bir araya gelmesi mümkün değil. Cemaatle CHP'yi kullanıp Türkiye'ye karşı operasyon düzenleyen güçlerin oyuna geliyorlar. Biraz önce söylediğim gibi cemaat Ahmet'se, CHP Mehmet'se, AK Parti'de Mustafa ise güçler Ahmet'le Mehmet'in kardeşleşmesini istemiyorlar. Onların ikisinin bir olup Mustafa'yı dövmelerini sağlıyorlar. Olay budur. Türkiye'ye büyük bir operasyon vardır.
CHP'nin kurtuluşu da belki AK Parti'nin fazla oy almasından bize yarayacak. AK Parti fazla oy aldığı sürece CHP kurtulacak. Açık açık diyorsunuz bunu. Bakın yani. AK Parti oy alırsa hem Türkiye üzerindeki o... Tamam, hemen burada durun, ben Hakan'a dönmek istiyorum. Hakan cümleyi anladı mı acaba? Yanlış bir anlaşılma olmasın. Anlamıştır canım, niye anlamasın? AK Parti Türkiye'de yüksek oy aldığı zaman hem Türkiye'yi dış güçlerin operasyonuna karşı koruyacaktır, hem de CHP'yi kurtaracaktır. Niye kurtaracaktır? 1-2 puan artışla 5-6 yıl daha bu yönetim CHP'yi yönetirse CHP'nin altı oku da kırılır. Belki de kökü de elimizde kalmaz. Evet. Yani diyor ki 30 Mart hem CHP için hayırlı bir dönem, eğer başbakan ve iktidarı bu işten galip çıkarsa CHP'de bir arınma yaşayacak diyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey, bir cümle ilave edeyim. Ondan dolayı diyorum ki 2014 seçimleri partiler arası bir seçim değildir, ülkeler arası bir seçimdir. Yani çok amblem yok. İki tane var. Milli, gayrimilli. Başka CHP, bir şey yok. CHP için 30 Mart CHP tabanı, CHP'nin o altı ok ilkeleri falan, yani o gerçek CHP için bir buluşma dönemi ve bunu da AK Parti'nin oy patlamasına bağlıyor savcı sayan. Böyle bir şey olabilir mi? Sen nasıl bakıyorsun? Şimdi bu tablo seçim... Öyle kara tablo çizdi ki savcı sayan. Benim bile içim karardı valla. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim elinden geleni yapıyor. Seçimde yüksek oy almak için. 1,5 senedir adaylar için hazırlanıyor. Türkiye şartlarında muhalefetin çok sıkıntılı olduğu bir evrede Türkiye. Özellikle bu HSYK yasasıyla ilgili yetmez ama evet diyenler dahi yapmayın etmeyin filan diye bayağı bir Türkiye sıkıntılı bir evreden geçiyor. Çünkü yani diyorlar ki yargı bağımsızlığı ortadan kalkacak diyorlar, çok açık ve net bir ifadeyle. Bunu birçok kişi söylüyor. Şimdi böyle bir evrede Cumhuriyet Halk Partisi de elinden geleni yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de elinden geleni yapıyor. Yanlışlar vardır, doğrular vardır. Benim objektif gözlemimle CHP'nin adaylıkları konusunda, konu oydu, siz onu sormuştunuz. Başbakanın bu seçimi adeta bir genel seçim gibi. Yani kendi seçmenine aman ha bize ders vermek için sakın ola ki oyunuzu geri almayın. Yani bir seferlik de olsa başka partiye oy vermeyin. Çünkü yerel seçimde seçmen mesaj olsun diye bazen oy kullanıyor. Nitekim 2009'da 38.4 almıştı yüzde Türkiye genelinde. Bu sefer öyle yapmayın, bu bizim için hayat memat seçimidir dediği bir seçimde Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme konusunda bir, Savcı Bey'in dediği gibi bu kadar gecikmemeliydi. Bunu şu anda CHP'nin MYK'sında olan, parti meclisinde olan herkes de evet çok geciktik derler ve diyorlar. Niye gecikti? Gecikildi çünkü adaylar konusunda çok sıkıntılar vardı. Biraz da teknik hata oldu. İnsanlar hata yapar yani bazen. Kusursuzluk diye bir şey yok. Kusursuzluk Allah'a özgü bir şey. Dolayısıyla bu gecikme bir kere çok sıkıntı verdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İkinci mesele, çok tutulan 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır görev başında belediye başkanları vardı Cumhuriyet Halk Partisi. Gençleştirmek, yani genç aday koymak, kadın aday koymak için böyle bir gayreti vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Son dakikaya kalan, işte daha yarın bile, yarın 5'e kadar bile daha neresi ne olacak diye konuşulan yerler var. Dolayısıyla böyle bir gayret nedeniyle çok başarılı başkanların tekrar aday gösterilmemesi de ayrı bir sıkıntı yarattı diye düşünüyorum. Hemen örnek vereyim. Hatta öyle bir örnek vereceğim ki. Mesela Hamdi Sedefçi. Şimdi Hamdi Sedefçi de bir örnek. Hamdi Sedefçi de bir örnek. Çünkü 1989'dan beri Edirne'de belediye başkanlığı yapıyor. Peki Hakan Tartan? İsim çok. Hakan Tartan da dahil buna. Konaktan Hakan Tartan büyükşehir adayı olacak kadar demek ki İzmir seçmeni nezdinde bir kendisinde bir popülarite görmüş ki aday olmuş. O sırada Konak'tan bile aday yapılmıyor. Yani şimdi bunlar üst üste geldiği zaman tek tek ele alırsanız çok sıkıntı var. Bu belediye başkanlarının çoğuyla Sonar'ın ve benim araştırma ve danışmanlık anlamında çalışmalarım olduğu için daha objektif olması bakımından şöyle bir örnek vereyim, ne demek istediğimi anlatmak bakımından. Antalya'da Muratpaşa'da Süleyman Evcilmen var belediye başkanı. Bizim Sonar'ın hiçbir araştırması yok Muratpaşa'da. Ben de tanımam. Süleyman Evcilmen'i tanımam. Hiç tanışmadım yani. Merhaba demedim. Evet. Tanışmam. Bunu niye söylüyorum? Yani ben
tekrar aday gösterilmeyen belediye başkanlarına yazık oldu, ayıp oldu, yanlış oldu falan dediğim zaman acaba münasebeti var da savunuyor mu falan diye düşünen olabilir diye böyle bir rezervle söylüyorum. Şimdi mesela çok kızdı Süleyman Evcilmen. Sanıyorum DSP'den aday oluyor. Doğru mu? Doğru. Bilgi? DSP'den aday olduğu zaman onu da bir onur meselesi yapmış. Murat Paşalı sahip çıktığı an çok ciddi oy alır, yüksek oy alır. Murat Paşa'da seçim ne olur bilemem. O ayrı bir şey. Bakacağız, anketini yapacağız, göreceğiz. Aynı durumda bir sürü yer var. Şimdi Ateş Ünal Erzen'in kararını bilmiyorum. Bakırköy'den aklına esip DSP adayı diyor, olur, evet. Seçimi alabilir. Bak seçimi alabilir Ateş diyorum. Ateş Ünal Erzen. Ya alır, alabilir. Almasa da hayır, alabilir, bak, alabilir diyorum. Hı. Alabilir. Yani almasa da değil, almasa da şu demek, yüzde bilmem 17 alır. CHP'ye seçim kazandırmaz değil. Ama aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Oldu oldu. Bilmiyorum. Yarın 5'e kadar göreceğiz. Yani çünkü ya yarın 5'te müşterileri var değil mi? Efendim şöyle asıl bir tantana sanki orada kopacak değil mi? Şimdi kopuyordu tekrar. Şimdi kopuyor şu anda genel merkezde kopuyor yani. Ne oluyor anlatsana ya. Yani şu arka mevzu. Bitireyim bağlayayım. Tamam bitirsin biraz Mahmut'tan kulis alalım. Şimdi burada sıkıntı şu Sevilay. Bu belediye reisleri son bir buçuk yıldır CHP yönetimi tarafından bizim başarılı başkanımızsın denip moral verilmiş, sırtı sıvazlanmış, aslansın, kaplansın denmiş adamlar. Çoğu bir kısmı yani %70'i diyelim. Baykal döneminde 2009'da seçilmiş olan başkanlar. Geçen pazara bırakılıp çoğunun da tekrar aday gösterilmemesi bir teknik sıkıntı getirir mi getirmez mi, taktik zafiyet getirir mi getirmez mi bunu göreceğiz. Benim dediğim şu, CHP başarılı olmak için ve AKP iktidarından son derece rahatsız olan muhalif seçmeni de tatmin etmek için elinden geleni yapıyor, yapmaya çalışıyor. Bu arada böylesine bir kritik seçimde de acaba böyle stratejiler yani yeni uygulamalar, yeni denemeler ne derece sağlıklı sonuç verir göreceğiz. Sen de CHP'yi çok iyi tanıyorsun. Ben de tanıyorum. Mahmut da tanıyor. Hocam da bilir. CHP seçmeninin tabanını. Savcı Bey'di. CHP seçmeni nasıl bakıyor? Gülen cemaatiyle epeydir bir devam eden bu yüksek yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında devam eden bu flörte. Yani alenen artık cemaatle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kankalık durumu olduğunu biliyoruz. Yani çok iyi biliyoruz. Hatta bazı noktalarda özellikle Sarıgül konusunda da full destek verildiğini biliyoruz. Bu tabanda rahatsızlık ya benim bildiğim CHP çünkü hani laiklikten falan böyle işte. Yani benim bildiğim ben siyasetle ilgili değilim ama dayanamadım. Bülent Ecevit zamanında dahi birçok milletvekilleri, bakanlar cemaat tarafından tayin edilmemiş miydi? Bu farklı hayır, hocam. Ama DSP de olabilir de CHP tabanında farklı olabilir. O zaman da var CHP mıydı yok muydu? Vardı. Özür dilerim. Var mıydı yok muydu? CHP'nin hayır hocam. Şimdi CHP ayrı bir şey. CHP'nin %15'lik bir ulusalcı damarı var. Bunlar bütün siyasi hayatları boyunca cemaate karşı çıkmışlardır. Fetih'i demişlerdir. Cemaate karşı savaş vermişlerdir. Cemaat de bu %15'lik tabanı sürekli karşı bir CHP görmüştür. Ve bunun üzerine CHP'ye saldırmıştır. Dolayısıyla siz cemaatin tabanıyla CHP'nin tabanını bir araya getiremezsiniz. Olmaz, olamaz, olabilemez. Bunu anlatıyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Peki hani Antalya Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ta Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'i ziyaret etmesi. Hayır, bu anormal bir durum değil bak, mi bu? Çok Mustafa anormal değil. Rezalet. Sevilay. Anormal olur mu? Yani İstanbul'un elit tabakasından tut da aklının hayalinin alamayacağı insanlığın ziyaretgahı olduğu bu herkes tarafından bilinen bir şey. Hocam Mustafa Akaydın için olamaz. Hayatta hayatı boyunca başörtülü kızlara karşı savaşmış. Üniversiteler Yüksek Kurulu Başkanı iken başörtülerin üniversiteye girmemesi için mücadele etmiş. Ama işte orada bir başka bir motivasyon başka. Var. Yani. Ama başka bir yapılanma var. Bir yapılanma başka. Bir şey yapmıyor. Şimdi pensil var. Evet. Ben patlıyorum bu konuda. Özür dilerim. Ben böyle saldırıyorum ama ben artık dayanacak gücüm yok. Evet. CHP'nin her gün deprem değil. Hayat 2010'dan beri deprem. Türkiye'nin tavuğu gibi tarife değişti. Efendim işte navigasyon paramparça. Çenç araba, motor Volvo, direksiyon 124, şanzıman Mercedes, lastikler başka. Biz ne yapacağız? 20 yıl emek verdik. Bizim evimizin üzerine tepeciler oturmuş, sağcılar oturmuş, ülkücüler oturmuş, bilmem kim oturmuş, kim oturmuş, kim oturmuş. Bize savcı, de susun diyorlar. Niye susuyoruz?
Efendim Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için susmanız gerekiyor. Tayyip Erdoğan Yunanistan devlet başkanıdır. Tayyip Erdoğan %50'yi nereden alıyor? Ağrı'dan, Diyarbakır'dan, Kars'tan almıyor mu? Bu seçmene hakaret ediyoruz. Biz bunu tartışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Tayyip Erdoğan diktatördür. Bizim gibi konuşanlarla mecliste yumruğunu masaya vuruyor. Atın bunu dışarı diyor. Senin babanın partisi mi ya? Sen kimi atıyorsun? Biz bu partiye dirsek çürüttük. Sen bu partili değildin. 2002'de sen doğru yola gittin. Pardon, 2002'den önce doğru yola gittin. Tansu Çiller seni milletvekili yapmadı. Valla ben partinin şu anda sahip olduğu kanaatinde de değilim. Efendim? Partinin yönetimine sahip olduğu kanaatinde sahip? Değilim. Değilim. Kim yani sahip? Kılıçdaroğlu sahip. Şey sahip olabilmek için lider olmak lazım. Tabii, liderler doğuştan lider doğarlar. Tamam, sonradan tamam. Lider olunmaz. Tamam. Şimdi şu sonradan genel başkan olur. Ben gideceğim. Kusura bakma Hakan yani. O zaman beni konuşturmayacaksın. Ben doluyum. Hakan tamam. Bey ile Mahmut abi konuş. Tamam. Beni konuşursanız ben susmam. Kan alacak damarı kalmamış adamcağız. Vallahi kalmamış. Ben kısa bir reklam arası, değerli izleyenler, reklam arasından sonra devam ediyoruz. Tabii Mahmut Özür'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden kulisleri var. Hakan Bayrakçı tamamlayacak, bizden ayrılmalı. Değerli izleyenler, %100 siyaset devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için hemen tekrar anons edeyim. Efendim bugün %100 siyasette Savcı Sayan var. Cumhuriyet Halk Partisi MYK eski üyesi, eski CHP'nin eski üyesi. Eski üyesi. Ama eski CHP. Yeni üyesiydi, hala üye. Hakan Bayrakçı var Sonar Araştırma'dan, Mahmut Övür var Sabah Gazetesi'nden, Kezban Atemi var hukukçu. Efendim ilk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk, Sayın Savcı Sayan yorumlarını yaptı. Hakan Bayrakçı yapıyordu ki araya yine Savcı Sayan girdi ama ben Hakan'ın tamamlamasını istiyorum. Hakan'a biraz da tepki var tabandan Twitter'da. Lütfen artık pembe gözlükleri çıkarın Hakan Bey, olan CHP'ye oldu, tabana oldu diye ne diyeceksin? Pembe gözlük taktığını söylüyorlar. Yani CHP için mi pembe gözlük evet. takıyorum? Yani bu olan biten olayları senin pembe gözlükle yorumladığını düşünüyorlar. Anlıyorum. Vallahi bir sürü kişi de yani buradan işte CHP'yi niye Savcı Bey bir CHP'li olarak eleştiriyor diye Facebook'tan ona ve da Twitter'dan var, canım, da şey geliyor. Ona sana da var, sana söz geldiği için sana söylüyorum. Şimdi tamam da 1,5 ay sonra seçim var. Türkiye bir seçime gidiyor. Başbakan bu çok mühim bir seçimdir demiş. Hayat memat seçimidir demiş. Yani böyle bir atmosferde muhalif seçmen de böyle milletin gözünün içine bakıyor ki seçmenin veya siyasetin birazcık iktidar partisi oy kaybetsin de muhalefetteki CHP, MHP işte ötekiler oy arttırsın diye. Hı hı. Böyle bir atmosferde dönüp CHP'ye de MHP'ye de şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yaptın, onu bulaştırdın, onu ettin. Pek de söyleyebilecek psikolojisi olmuyor açıkçası benim pozisyonumdaki adamların bir diğer deyişle öyle söyleyeyim. Hı hı. Benim söylediğim sadece şuydu. Aday belirlemeler çok gecikti. Çünkü iktidar partisinin adayları çalışıyor. Bir aydır çalışıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Yani kampanya yapıyorlar. Hem CHP'li... de bu kadar hengameye rağmen. Çok yani. Gecikme oldu. Bu yani. Bir sıkıntıdır Cumhuriyet Halk Partisi için. İki, çok başarılı belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi. Bir diğer sıkıntı da budur. Mesela İstanbul'da 4-5 tane belediye başkanı yeniden aday gösterildi. 8 tanesi gösterilmedi. Şimdi o 8 belediye başkanı dönüp şunu sorabilir. Soruyorlardır herhalde. Yani aday gösterilen başkanlar benden daha mı başarılıydı? Veya ben daha başarısız mıydım? Veya ben neyi eksik yaptım da beni tekrar aday göstermediniz? Bu Ankara'da da böyle, İzmir'de de böyle. Evet. Bir böyle sıkıntı var. Aday belirlemelerde yani başkan olmayan aday adayları vardı bir de. Bir sürü yerde 10 tane, 15 tane, 20 tane aday adayı vardı. CHP depolur değil mi bu sıkıntılar? Hiç elbette. Bu defa farklı elbette. Mı oldu acaba? Onu merak ediyorum. Yok, bu defa farklı olmadı da iki tane şey sıkıntılı oldu. Birisi birçok kişi son ana kadar umut etti, bekledi. Büyük hevesle çalıştılar. Çünkü hepsine gidin çalışın sahada dendi. Şimdi gidip de aday olmadan önce şöyle bir genel merkezin havasını alayım diye giden herkes... Git sahaya çalış aslansın dendiğinde umut eder. Der ki
Yani herhalde bana bir sıcaklık duyuyorlar ki git çalış diyorlar der. Gittiler, çalıştılar. Onların sorunu var. Mevcut başkanlar zaten, yani onların yerinde hiç olmak istemezdim. Seçmenine karşı, partisine karşı, herkese karşı mahcup oldular adamlar. Bu müthiş bir psikolojidir. Peki. Onların psikolojisini yaşa bir saniyeliğine bile paylaşmak istemezdim. Şimdi bir kısmı DSP'den aday oluyor. Bak bu CHP'ye zarar verecek. Verir mi gerçekten? Verecek söylüyorum mesela. Murat Paşa'da bunu göreceğiz. Aday olursa bilmem Bakırköy'de göreceğiz. Seçimi bile alabilir Ateş Ünal'a. Avcılarda da böyle. Hakan Tartan Konak'tan aday oluyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Efendim avcıları bilmiyorum aday olup olmadığını. İzmir'de Hüseyin Aslan var, o da çok etkili. Hüseyin Aslan zaten İzmir'de etkili bir isim. O da Bayraklı'dan aday olmuş. Evet. Ege Kop'un başkanı. O da kaç seçimdir adaylık bekliyor. Neyse yani sonuçta sıkıntılar var. Ama benim özetle söylemek istediğim CHP'deki bu iç sıkıntılar da doğrudur. Evet çok zarar gören insanlar vardır. 2010 senesinde ben CHP'de herhangi bir görevim yoktu. Herhangi bir görevim olmadığı halde o dönem yaşananlar için mağdurları kayıtsız şartsız savundum. CHP'nin mağdurlarını savcı bey söylüyorum. Diyor ki mesela başka eleştiriler de savcı diyor ki sorar mısınız Sayın Sayan'a Özlem Binbaşıoğlu Sarıgül aday olduğunda Sayın Baykal neden istifa etmedi? Neyse lafımı bağlayayım bitireyim. Hı. Çünkü araya laf girer. Özetle diyorum ki evet adaylıklarda çok sıkıntılar olmuştur. Bunun zararlarını da CHP kısmen görecektir. Ama CHP elinden geldiğince bu seçim iktidar partisine karşı başarılı olmaya çalışıyor. Hı-hı. Bir sürü birçok milyonlarca seçmen de CHP'nin ve MHP'nin gözünün içine bakıyor ki iyi bir sonuç alın diye. Böyle bir psikolojinin olduğu bir Türkiye'de en azından muhalefetle ilgili birilerinin çıkıp muhalefetten olan çıkan birilerinin evet. çıkıp şunu yanlış ettiniz bunu yanlış yaptınız söylemleri bu seçmenin çok zoruna gidiyor. O anlamda konuşmalarımı çok dikkatli yapmaya çalışıyorum. Evet. Yanlışlara rağmen. Peki. Evet. Ben önce Mahmut'a tabii, döneyim tabii, ama evet. sorun baki size dönünce tamam. neden istifa tabii, etmedi tabii. diye soruyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hala karışık. Şu anda genel merkezde meclis üyelikleri belirlenme aşamasında. Sanıyorum yarın son gün değil mi? Akşam 5'e kadar yasal süre büyük bitiyor. 18'i son gün. Yarın akşam son. Son evet, neler alıyorsun? Yani bu liste depremi bir daha mı yaşayacak CHP? Şu an ilgili şunu söyleyeyim. Şu anda 2-3 gündür CHP Genel Merkezi'nde sadece belediye meclis üyelikleriyle ilgili belediye başkanlıklarında yaşanan gerginliğin, gelgitlerin, rezaletin belki de 5 katı yaşandı. İnanılmaz. O kadar. Yani hakikaten çok üzüntü verici. Niye? Siyaset açısından üzüntü verici. Niye böyle yönetiliyor diye gerçekten bir Türkiye muhalefeti açısından o anlamda üzülüyorum. Ama ben hem Savcı Sayan'ın tahlilleri üzerinden bir şey söyleyeceğim. Niye bu yaşanıyor? Yani Türkiye'nin 90 yıllık partisi CHP nasıl oluyor da 2014 yılında ana muhalefet partisiyken, iktidara yönelik birçok kuşatma hareketi varken kendi içerisinde bu kadar kavgalı bir hale geliyor. Aslında CHP'nin işte Savcı Sayan söyledi bugün ortaya çıkmış 2010'da ortaya çıkmış bir dizayn meselesi yok. 1993'ten itibaren CHP bir laik, anti-laik üzerinden sıkıştırıldı, dizayn edildi. Bir derin devlet tarafından başka güçler tarafından, şimdi adı geçen güçler tarafından dizayn edildi. Bir biçimde laik anti-laik süreç tarafından, özellikle Deniz Baykal partiyi getirdi, %20'lere hapsetti. Partiyi açamadı. Yani Milli Görüş Hareketi kendi kitlesini AB sürecine getirip kanalize ederken CHP gibi biraz batıya açık ya da işte şöyle diyelim Ecevit döneminde 70'lerden gelen hatta bu süreci başlatan 12 Eylül 1963'te başlatan İsmet Paşa'nın çizgisi olduğunu söyleyen sol olduğunu söyleyen CHP kendi kitlesini bu sola açık yapısından alıp daha dünyaya açık hale getiremedi. Hı. Tam tersini ulusalcı, laik, statükocu bir hale getirdi. Kim getirdi? İşte Savcı Bey'in de içinde olduğu yönetim getirdi. Şimdi öyle başkalarına taş günah atmanın, başkalarına yani günah, başkalarına günah yok. Anketlerde en son 27-28 cevap vereceğim. Bakın o sizi öyle diyorsunuz. Müdahale etmiyorum ama cevap vereceğim. Bak, aldığı olay ortadadır. 19.8 ile bıraktı. En yok, son yok, aldığında yok. 28'e çıktı. 24.4.
Kim? 2009 yerel seçiminde Baykal'ın liderliği. Evet, 2009'da evet. Ben cevap vereceğim. Genel meclis oyları itibariyle %25'e yakın. 2009 yerel seçimde bu adam ama bakın. Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bir puan. Orada da şunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin gibi iki farklı aktörün devreye girmesi vardı. Şimdi bu açılım deniyor ya, öteki tarafa bu tarafa açılım. Aslında hem İstanbul sermayesinin hem Türkiye'deki statükocu yapının, Ergenekon var yapıların bir biçimde bir dizaynı söz konusu CHP karşı. Bu 2010'daki kasetle patladı. Yerine niye yaptılar bunu? Çünkü aradaki makas çok yüksek. Bir muhalefet partisi %25'te kalıyor. İktidar partisi %50'de. Şimdi o tarafa hesaplıyorlar, bu tarafa hesaplıyorlar. Buradan oy, fazla oy çıkamaz. Ne yapacağız? Sağdan, muhafazakar kesimden oy almamız gerekiyor. Fakat bunu yaparken de siyaset değiştirerek yapmıyorlar. İnsan devşirerek yapıyorlar. Onu katıyorlar, bunu katıyorlar. Şimdi böyle bir ana muhalefet partisisiniz. Ülkenin temel dünya değişiyor. Küresel çağa geçiyorsunuz. Ve siz küresel çağa uygun bölgesel gelişmeler var. Orta Doğu çatlıyor. Ve siz burada siyaset değiştirmeden 30'ların aklıyla ya da 90'ların aklıyla 2014 Türkiye'sini yöneteceksiniz. Bunu yapamadıkları için, bu değişimi o kitlelerine anlatamadıkları için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Saragül gibi, Mansur Yavaş gibi ya da buna benzer isimlerle değiştirdi. Bunu Baykal başlattı. Hatırlayın, Baykal geçmiş dönemde 2007'de falan sağdan insanları aldı. İlhan Kesiciler aldı falan. Niye aldılar? Böyle bir kaçamak yollarla seçmen sayısını arttırmaya çalıştılar. Halbuki sosyal demokrat bir... Takiye diyebilir miyiz buna? Bir biçimde o. Şimdi sosyal demokrat bir siyaset üzerinden yürüyor olsalardı, onu toplumun değerlerini tanıyor olsalardı, saygı gösteriyor olsalardı, bu toplumun Kürdüyle barışsalardı, bu Kürtübün dindarlarıyla barışsalardı, bu toplumun Alevleriyle barışsalardı, bu siyaseti geliştireceklerdi. Şimdi bunu geliştirmiyorlar, cinlik yapıyorlar, uyanıklık yapıyor. O uyanıklık başlarına bela oluyor. Şimdi geldikler noktaya bakın. Şimdi diyoruz ki acele ettiler falan. Hayır, acele etmediler. Bilerek yaptılar. Bakın burada siyaset aktörleri pozisyon alıyorlar. Kim alıyor? Sarıgül alıyor pozisyon. Kim alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon alıyor. Neye göre alıyor? 30 Mart'a göre alıyorlar. Çünkü biliyorlar ki iktidar olamayacaklar. Peki ne oldu? Parti içi iktidara savaşıyorlar. Bu aday değişimini son güne bırakma nedeni de bu aslında. Bakın son güne niye bıraktılar? Çünkü iki tane önemli farklı CHP dışı iki aktörü getirdiler. Bu ortada bir gerginlik yarattı. CHP'liler şaşırdılar. Ya Mansur Yavaş nasıl gelir? Şimdi o şaşkınlığı geçirdiler. Önemli ilçelerin adaylarını nereye bıraktılar biliyor musun? Son güne bıraktılar. Onu atlattılar. Şimdi ama şunu hesap et. Travma şimdi, üstüne travma diyorsun. Ya bütün travmaları alt üst eden bir yöntem izliyorlar. Diyorlar ki ön seçim yapacağız, eğilim yoklaması yapacağız. Ama hiçbirini ciddiye almadılar. Yaptı niye, ama biliyor musun? Almadı. Evet. Bakın yaptılar ama hiçbirini ciddiye almadılar. Şunun için yaptılar. Çünkü bu mevcut kadronun hepsi Önder Sağlık, Deniz Baykal ekibiydi. Bunları değiştirmeleri gerekirdi. Çünkü kendilerine sadık kurultayda sahip çıkacak adama ihtiyaçları var. Kimin var? Bir taraftan Sarıgül'ün var, bir taraftan Kemal Bey'in var. Kemal Bey bence burada çok ince bir siyaset izliyor. Hiç öyle bilmiyor, farkında değil. Yok canım, ötekileri ya yönetiyor falan Önder değil. Önder Sağlık gibi, Deniz Baykal gibi izliyor. İki tane. Evet, Baykal'ı harcamış. Ustayı yemiş. Evet, Baykal'ı harcamış. Başka bir şey diyecektim ağzımdan. Önder Sağlık'ı o kadar iki tecrübeli hatta Gürsel yemiş. Hatta Gürsel Tekin'i de yavaş yavaş elimine etmiş. Şimdi sıra Sarıgül'de. Bakın Sarıgül şöyle bir şeylik yapıyor. Diyor ki ben halktan destek alıyorum ve geleceğim Kemal Bey'i 30 Mart'tan sonra atacağım. Eğer oyu 39'u geçmesin hiçbir şey yapamaz. Sarıgül mü? Tabii. Geçeceğine inanıyor musun sen? Ben o civarlarda oy alabilir diyorum. Ama 37 ile 39, 40 arasında bir oy alabilir diyorum. Ama bu süreçle birlikte düşündüğümüzde göreceğiz önümüzdeki günlerde. En yüksek noktaya geldi, 41'leri buldu. Şimdi giderek aşağı doğru, dibe doğru giden bir noktada. Niye gidiyor Mahmut? Şundan gidiyor. Çünkü söyleyip bakın. Bir taraftan demin çok basit hayır, anlattım. Ben de şeyi biliyorum. Bir siyaset olmadı. Sarıgül ilk sahaya çıktığında, evet, daha doğrusu daha partiye gelmeden, partiye transferi gerçekleşmeden, adı duyulmaya başladığında bayağı bir popülerdi. Hava yarattı, evet. Ama yukarı doğru çıktı. Aşağı doğru gittiğini şimdi görüyorum. Doğru. Niye gidiyor? Niye? Çünkü siyaset yok. Bakın bir proje yok Türkiye'ye. Siyaset bir... yok yoksa bu Gülen cemaatiyle hayır, bu... Hayır, onun bak bu, onun katkısı flört da... Flört etme olaylarının yani patlaması mı bu, hayır, yansıması onun mı? Onun katkısı da, bak, o da bu projenin parçasıdır aslında. Bence şimdi o bakın, yani. Şimdi bakın bu proje aslında AK Parti'yi alt etme, AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ı aşağı çekme projesidir. Bu projeye cemaat de katıldı. İşte 17 Aralık, 25 Aralık bu aslında. Sonra bakıyorsunuz ki tır operasyonları. Tüm bunlarla bir itibarsızlaştırma, bir aşağı çekme, evet, projesi yapılıyor. Şimdi evet, bununla ne yapacaklar? Oyları toplum, halbuki bu dayatmadır. Türkiye toplumu elbette yolsuzluklara karşı hassas. Mahmut çok güzel bir yazı yazmıştı. Çok güzeldi yazım.
Sağ ol. Çok şimdi... iyi bir soruydu. Çok güzel, çok iyi. Okudunuz mu bilmiyorum. Okumadım. Hani Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta grup toplantısında şeyleri yayınladı biliyorsunuz. Bu ses tapeleri. Evet. Mahmut da soruyor. Benzer şekilde elde edilen o tapelerden işte Sayın Baykal'ın, yani anmak istemiyorum ama evet, o kasette yayınlandı. O konuda hiç yazmadık diye. Yani. İyi bir soru yani. Hani hukuk sadece sana gelince hukuk değildir. O çok yanlış bir hareket. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Bütün bu kaotik yanlara bakın. Ve nerede olaylar oluyor? En güçlü olduğu yerlerde. Basit iktidar savaşıdır bu. Çankaya'da kavga çıkıyor. İzmir'de kavga çıkıyor. Edirne'de çıkıyor. Çünkü hepsi CHP'nin kaleleri. Peki günüde orada... Kale olmayan yerlerde yok. İç Anadolu'da niye kavga yok? Niye Ağrı'dan geldi? Niye Ağrı'da kavga yok? Niye Ağrı'da muhatap Güneydoğu'da. Adayı bulamıyorsunuz da bir aday bulamayan bir insanın İstanbul'u alma ihtimali var mıdır ya? 34 ilden milletvekili çıkaramayan bir partinin bu ülkede İstanbul'u alsa bile iktidar olma şansı var mıdır ya? Alabilir mi? Biraz mantıklı olmak lazım. Şimdi siz topluma bir proje sunmuyorsunuz. Toplumun 2014 ya da 2020'ler hayalini kuramıyor, tasavvurunu yerine getiremiyorsunuz ama insanlar devşirerek toplumda bir değişiklik yaratmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bu hüzün vericidir. Ne açısından hüzün verici biliyor musun? Demokrasi açısından. Gerçek çünkü demokrasi, siyaset yok ya. Üzerinden... Real siyaset yok. Değil mi? Evet, siyaset, demokrasi de muhalefet yani olmazsa, muhalefet siyaset üretmezse yani. Ülkede sıkıntı yaşar. İktidarlar yıpranabilir, yanlış yapabilir, eksik yapabilir ama siz dönüp bir yere bakacaksınız. Bu yer ne üretiyor? Şimdi diyorlar ki AK Parti'nin oyu kaybolacak. Niye kaybolmayacak biliyor musunuz? Büyük ihtimal bu tam da bu nedenle. Çünkü dönüp baktıklarında karşılarında İç huzuru olan, düşünün bir küçük il, ilçe belediye başkanlığını bile paylaşmakta, belediye meclis üyeliğini paylaşmakta orta yolu bulamayan, makul demokratik yolu bulamayan, teamüllere saygı göstermeyen bir parti o ülkede demokrasiyi nasıl getirecek ya? Çünkü bu inandırıcı olamaz. Dönüyorlar diyorlar ki AK Parti de bize benziyor. Hayır, benzemiyor. Nerede benziyor? Hayır, benzemiyor. Kimin? Başbakanın amcası oğlu, teyzesi oğlu, torunu. Evet. Yani CHP'deki isimlere bakın yani. Babadan oğula, dededen torun'a, işte eski eş, yeni bilmem ne. Böyle bir şey olabilir. Evet. AK Parti de olsa AK Parti yerden yere vurur. Candaş medya. Belki Deniz Bey daha kendi ölçüler içerisinde küçük olsun benim olsun, hı hı. Daha ölçüler içerisinde yönetiyordu. Dağınık bir parti havası yoktu. Ama günahın en büyüklerinden birisi Deniz Bey. Kabul edelim, Deniz Bey tabii, liderdi ama. Ya tamam, lider, ona itiraz etmiyorum. Lütfen bunu hiç kabul edelim. Hiç tartışmam yok. Liderdi fakat ufku böyle olan %20'leri hapseden, CHP'yi %20'leri hapseden, açmayan, proje üretmeyen ama yavaş yavaş da başlamıştı. Hatırlayın 2009'la ilgili hem dindar kesimlere açılan bir açılım yapıyordu. Evet, hem çarşaflara rozet taktı. Kıvrana kıvrana Kürt meselesine yönelik bir adım atmaya çalışıyordu. Evet. Ya 80-90 raporuna sahip çıkmayan bir Deniz Bey'den söz ediyoruz. Yani düşünün, bu geldi Türkiye'yi bu hale getirdi. Şimdi günahı böyle çok. Bir hale getirdiğiniz partiden şimdi kalkıp isyan ediyorsunuz. Efendim bu parti ne oldu? Sen ne ektiysen onu biçiyorsun. Yani eyvah, ektiğin eyvah. Şey doğru bir şey olsaydı doğru şeyler çıkardı. Demek ki yanlış ekmişsin. Eyvah eyvah. Cevaplandırabilir miyim? Hocama sor. Hocam bitirelim mi şu cevap versin? Yok hocam. Hocam konuşsun ya. Hocam SYK üzerine daha çok tamam. Konuşacak ama ondan da yorum alacağım. Siz buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sarıgül CHP gelince Deniz Baykal istifa etmeli miydi? Deniz Baykal bana, ben demiyorum. Hayır, yani, vatandaş diyor. Bana sorarsanız benim şahsi görüşüm istifa etmeliydi. Bakın şahsi görüşüm. Ve Sayın Baykal'la bu konuyu da konuştuk biz kendimiz. Sayın Baykal'ın bir özelliği var. Sayın Baykal önce ülkem, partim ve ben. Yani ülkem, partim ve ben. Hep öyle gitmiştir. Siyasette hiç kolaycılığa gitmemiştir. Hep zoru başarmaya çalışmıştır. İlkeli bir adamdır. Bu bir. Bu sorunun cevabı bu. Mahmut Bey'in Deniz Baykal'la ilgili başarı grafiğine baktığımızda Sayın Deniz Baykal 12 Eylül'den sonra 1983'te kurulan SODEP, sonra işte Halkçı Parti, Birleşmeleri, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve bugüne kadar en başarılı genel başkandır. Evet. En başarılı genel başkandır. Diyeceksiniz ki nasıl, ölçü ne? Bakın, 10 Aralık Hareketi, Sarıgül, DSP, medya, koçlar, öküzler, tosunlar, Hawaii Dubai aboneleri, bunların hepsi Baykal'la uğraştılar. Baykal'ı yok etmek istediler. Dış güçlerle de irtibat kurup CHP'yi bozmak istediler. Buna rağmen Sayın Baykal %24 oy aldı. Bütün bu saydığım gruplar, medya, bunların hepsi Kemal Bey'e destek verdi. Niye Kemal Bey, şimdi Deniz Bey'in gücünden dolayı mı yoksa AK Parti alternatif olamadığı için? Hayır, o hiç öyle bir şey yok. Deniz Bey muhalefette kaldığı zaman iktidar olmazsa bile Türkiye'nin geleceği açısından önemli kararlar alabilecek büyük bir devlet adamıdır. Bakınız Avrupa Birliği görüşmelerinde Sayın Başbakan yurt dışındayken
Sayın Deniz Baykal televizyonların önüne çıktı ve dedi ki orada bir sıkıntı varsa dön gel. Biz burada senin arkandayız, yanındayız. Bu milli bir meseledir. Dolayısıyla biz kendi ülkemizi Kılıçdaroğlu gidip yurt dışında şikayet edenlerden değiliz. Deniz Baykal Merkel'e mektup yazmazdı, Fadime'ye yazardı. Deniz Baykal Amerika'ya gidip siz bundan sonra güçlü bir CHP göreceksiniz demezdi. Güçlü bir Türkiye göreceksiniz derdi. Deniz Baykal Doğu ve Güneydoğu'ya gidip orada güçlü bir CHP'nin yaratmanın peşine düşmüştü. Son dönemlerde Van'da yediğimiz yumurtalar var. Bunu deşifre ettik. Kılıçdaroğlu eğer Ağrı'ya biraz önce Mahmut Bey çok önemli bir noktaya değindi. Amerika'ya gidip güçlü bir CHP göreceksiniz demenin hiçbir anlamı yok. Siz New York Belediye Başkanlığı'na mı adaysınız? Oradaki insanlar mı oy kullanıyor? New York'a gidip, Amerika'ya gidip, Washington'a gidip siz bundan sonra daha güçlü bir Türkiye göreceksiniz deyip Türkiye'ye döndüğünde Diyarbakır'a, Ağrı'ya, Van'a gidip bundan sonra buralarda daha güçlü bir CHP göreceksiniz demiş olsaydı bugün en çok alkışlayanlardan birisi ben olurdum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir amacı yok. Oraya getiren güçler bununla pazarlık yapmış. Bütün ipler onların elinde. Hacivat'la peki karış. Cumhurbaşkanı adaylığının adı geçiyor. Doğru mu sizce? Gerçekten. Olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Alacak 17, 18, 20 o yerine oturacak. Yani bir kasabada siz gideceksiniz, bir belediye başkanı adayı olacaksınız. İsminiz aday. Ya sonuç, böyle bir anlaşma var. O dediniz ya. Efendim işte, anlaşma koçlar, sökmez millete. Koçlar, boğalar, efendim, falan, o gitti, gitti. Gitti. Hep beraber. Gitti onlar. Eskiden otur dedikleri zaman oturan, kalk dedikleri zaman kalkan bir başbakan vardı. Şimdi direten, dik duran bir başbakan var. Dolayısıyla halk da bunu destekliyor. Böyle havayı duvaya bunları zaten bağırmaları, çağırmaları da bundan. Ulan ne oluyor? Eskiden biz uçağa biniyorduk, yanımızda bizim gibiler vardı. Şimdi ağırlı kadınlar var. Bunlarla mı biz yola çıkacağız? Restoranta gidiyorlar, lüks yerlere. Ulan ne oluyor? Biz daha önce buradaki insanlar bize benziyordu. Şimdi ağırdaki adamlar da burada yemek yiyor. Profesöre gidiyorlar. Ya daha önce biz sadece biz burada muayene olabiliyorduk. Şimdi ağırlı kadınlar da muayene olabiliyor. Durumuna gelmişiz. Dolayısıyla bunların sözü yok. Ben en bir iki noktayı belirtmek tamam, istiyorum. Tamam hocama söz vereceğim. Hayır hayır. Bu CHP ile ilgili Mahmut Bey çok suçladı bizi. Cumhuriyet Halk Partisi %20 aldığı dönemde bile bu ülkenin iktidarına güçlü bir muhalefet havası yaratarak maraton koşan iktidara hep derece yaptırıyordu. Niye? Çünkü siz maraton koştuğunuz bence zaman... Bence hiç derece yaptırmıyordu hayır. Savcı Bey. Kime? Tamamen demokratik. Leşmeye tıkaç koyuyordu. Onu da tartışırız. Ayrı bir şey. Tıkaç koyuyordu. Her konuda tıkaç. Şey. Bu ülkenin adımlarının ileri atılmasının engelidir CHP. İşte adımları attılar. Ne oldu? Yani şimdi Kılıçdaroğlu adım attı. Yeni CHP dedi. Ben yeni CHP'den bahsetmiyorum. Hayır 17 Aralık, 25 Aralık ben gezi olayları CHP onlara alet olacak parti midir? CHP gezi olaylarında eline benzin bir durumuyla dolaşacak parti midir? Her şeyden medet CHP 17 Aralık operasyonunda ülkeye yapılan dizayna karşı ülkeyi savunamayacak kadar gayrimilli bir parti midir? Savcı, hani açıldılar. Savcı Bey. Baykal'ı beğenmiyorlardı. Bir şey söyleyeyim. Bir noktayı söyleyeyim. Ben başka söyleyeyim. Şey söyledim hayır, ama. Bir nokta söyleyeyim. Onu da anlıyorum. Biraz önce Hakan Bey söyledi. Adaylık sürecinde bunlar iktidara geldiklerinde yani yönetime geldiklerinde CHP'nin yeni yönetimi ne dediler? Sayın Baykal adayları geciktiriyordu. Biz bir sene önceden açıklayacağız. Biz 6 ay önceden sahada olacağız. Olabilirler mi? Şimdi benim, olabilir. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bir sonra söyleyeyim Savcı Bey. Şunu söyleyeyim ben. Bu arkadaşlar biz temayül yoklaması ön seçim yapacağız diye belediye meclis üyelikleri için bütün her yerde bunun eğilim yoklamasını yaptılar. Hakan Bey anket firma şeyi var. Biliyor, onlar hiç olmasa söylüyor. Siz söylemiyordunuz bile. Hayır evet. Bakın. Bir dakika ama bak biz doğruları söylüyorduk. Kimseyi kandırmıyorduk. Kurt olduğumuz halde koyun postu giyip millete yaklaşıp yemiyorduk. Şimdi bakınız. Bunlar ne yapıyor? Bunlar önce açıkladılar. Ama işte eğilim yoklaması yapıldı. Sonra genelge gönderdiler. Tamam. Eğilim yoklaması sonuçlarına uymayacağız. Hiç olmasa bu ne? Ya nasıl olarak söylediler. Yani bunun el hesap yani. Vatandaşı kandırmanın bir anlamı var mı yani? El hesap yani. O günlere ait. Dik duruştu. O günlere ait. Bir devlet adamı. Bunu kabul etmeniz o günlere ait öz eleştiride bulunmuyorsanız bunların hiçbir anlamı. Bu parti için kavgadır. Bize anlatmayın bunu. Öz eleştirimde bulunmuyorum. Bak, o öz eleştirimde. Gündemleri açılamadık. Kürtleri açılamadık. Alevileri açılamadık. Bunu hep söyleyeyim. Tamam da. Konu, bence bunu tek pardon, söyleyen de sizsiniz. Hocam bakın isterseniz şu HSYK konusuna geçelim. Çünkü konu giderek CHP'yi yere yatırıp evet. Yakasını evet. Çekip kemerini kopartıp. Çekmesek tamam da. Memleketin yakasını çekecek. Biz çekelim ki memleket için hizaya gelsin. Biz birbirimize hasım olamayız. Şimdi bakın, biz birbirimize alternatif olacağız. Şimdi bakın, Hakan Bey ben siyasetçi değilim. Hep söylüyorum bunu. Ve gerçekten de objektif olmaya çalışıyorum. Ben güçlü bir hükümetin karşısında güçlü bir muhalefet olduğu mesela takdirde demokrasinin daha ileri seviyeye taşınacağına inanan mesela bir hukukçuyum. Hocam.
Ama böyle mi? CHP bence şu anda, ben diyordum ki dernek olarak kalıyorsunuz, dernek vasfını dahi kaybetmiş durumda. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle olmayınca da ne oluyor? Bir takım derin devletle birlikte işbirliğiyken, şimdi derin devletin yanında daha da derin paralel derinle yapılanmaya ve ondan birlikte işbirliği yapmaya başladı. Dehşet yani. Yeni CHP eski CHP'nin paralelidir. Yeni CHP eski CHP'yi yerle bir edip ilkeleriyle milkeleriyle oynayıp tangolu tavuk var bizim Anadolu'da. Adam pazara götürmeden önce kakasından biraz oynama yapar. Kuyruğunu biraz kesmeye çalışır. Kanatlarını güzel etmeye. Elleri kırılsın onların. Der ki işte bu pazarda iyi para eder. Yani süslemeye çalışır. Yemezler. Yemezler. Tangolu tavuk gibi CHP'yi böyle paramparça edip ne oldu belli olmayan bir parti haline getirmenin bu ülkeye de yararı olmaz. Hiç kimseye de yararı olmaz. Herkes aklını başına alsın. CHP örgütü ayaklansın. Bunlarla mücadele etsin. Yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi versin. Tamam. CHP'yi güzel bir şekilde sokuşturur. Tamam. CHP'yi doğradın valla. Doğramadım. Doğruları söylüyorum. Dur 4 gündür söylüyorum. Şimdi belediye başkanı adayı olmadığım için söylemiyorum. 4 gündür söylüyorum. Şu anda Deniz Baykal olmasa, müdahale etmezse 1 senedir. Şimdi DSP grup kurmuştu. Şu anda 100 kişi DSP'lerden aday olmuştu. Peki. Deniz Bey bunlara müdahale ediyor. Bunları engelliyor. Partiye yazık olur diyor. Peki konuşacağız bir dakika. Savcı Bey, yani reklama gidiyorum. Demokrasi bilinci olmayınca o seçmen de bunun farkında değil. Olabilir. Yani maalesef biz demokrasi bilinci, hukuk devleti bilinci yok bizde. Doğru. O çok haklı. Evet, reklama gidiyorum. Kuvvetler ayrılığı sistemi bozuldu mu? HSYK yasasının değişmesiyle birlikte yargı tamamen hükümetin, iktidarın eline mi geçti? İkinci bölümde bunu, üçüncü bölümde bunu konuşacağız. Kezban Antemi'nin yorumları var. Bizden ayrılmayın lütfen, çünkü HSYK ve internet yasası mevzusu gayet önemli bir yasa. Reklam dönüşü bekliyoruz. Evet değerli izleyenler, bildiğiniz gibi epeyce bir zamandır gündemimizdeydi hakimler, savcılar, yüksek kuruluyla ilgili yasa değişikliği. Bir donduruldu böyle, bir rafa alındı falan, tekrar indirildi ve geçtiğimiz perşembe günü yasa meclisten geçti. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün önünde ve yasa ne getiriyor ne götürüyor tabii. Bu yasayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yasa Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmeden AYM'ye, yani Anayasa Mahkemesi'ne götürmek gibi bir plan ve program içerisinde olduğunu duyuyoruz. CHP'nin hukukçularından çıktı o da tabii, biliyorsun. Bilmiyorum, götürülebiliyor mu onu siz söyleyin. Öyle yani şey, Cumhurbaşkanı'na gitmeden yasa yapılır mı Cumhurbaşkanı? Yani bilemiyoruz işte. Yani CHP yapar. HSYK'yı konuşacağız. HSYK yasası ne oldu? Ne vardı? Problem neydi ki hükümet böyle radikal ve köklü bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetti değerli izleyenler? Benim de sık sık yazılarımda vurguladığım ve değişiklikle ilgili katiyen hiç böyle soluksuz her adımını, her kelimesine imza koyduğum bir yasa değişikliği bu, konuşacağız. Antidemokratik mi değil mi? Şimdi diyorlar ki hocam, Sayın Hocam, Sayın Atemi, diyorlar ki bu yasayla birlikte yargı tamamen hükümetin güdümüne girdi. Hükümet ne derse bundan böyle o olacak. Bir kere siz konuşun da benim de yorumlarım var. Böyle mi yani hukukçu olarak HSYK yasası bu düzenleme hukuk devletinin meşru müdafası için hukuki ve zorunlu bir düzenlemedir. Yani aksi takdirde tüzel kişiliği olmayan, hiçbir sorumluluğu olmayan HSYK'nın içinde bulunduğu şartlar, ki biliyorsunuz %58'e yakın referandumda oy alarak bunu yapmıştır bu düzenlemeyi AK Parti hükümeti. Ama görüyorsunuz ki nasıl bir yapılanmayla, resmen postmodern darbenin başka versiyonu, bir virüsle karşısına çıkmıştır. Bu virüsün bir an evvel tedavi edilmesi gereklidir. Ve hukuk devletini istiyorsak, demokrasiyi istiyorsak, işte onun meşru müdafası için bu yapılanma yapılmalıdır. Neden ihtiyaç duydu hocam? Ve mevcut anayasadaki maddeye de aykırı hiçbir yanı yoktur.
Şimdi aslında baktığınızda burada bu yasada bir problem yok. Ama yasa ilk bizim işte yetmez ama evetçi deyip işte referandumda oy verdik. Hepimize destekledik. Bu internet ama düzenlemesi de dahil bu yasayı ya kasten böyle yorumluyorlar, sırf ortalık karışsın, paralel yapının güdümünde gidilsin diye, ya da gerçekten biraz vakit ayırıp bir bakmadan boş boş konuşuluyor. Ben bakıyorum işte yürüyüş yapılmış, ellerinde pankartlar, internetime dokunma. İnternetin nesine dokunuluyor? İnternete geleceğiz hocam. HSYK ile yani ilgili işte onu demek izleyenlerden HSYK mahvolduk bittik. Adalet Bakanlığı'nın iki dudağı arasında diyor. Yani sözüm ona, çok ciddi köşe yazarları yazıyor bunu. Çok ciddi tanıdığımız. Ha, gerçekten mesela, gerçekten doğru dürüst yorumlar yapan gazetecilerin mahvoldu, bitti, hukuk yok, yargı tamamen kapandı. Kardeşim, yargı kapandı diye böyle bir şey söylemeye imkan var mı? Başka türlü ne olacak? Hakimler hükümeti mi olacak? Hı hı. Yasamanın yerine hakimler mi yargılama yapacak? Şunu sorabilir miyim? Şimdi yasayla ilgili bir değişiklik var. Muhalefet. Bakın, bunun düzenlemenin hocam, izin verirseniz şu sorunun cevabını almak istiyorum. Şimdi yasa değişikliği ile ilgili muhalefet partilerinin ve liderlerinin konuşması olağanüstü değildir. Gayet normaldir. Sonuçta muhalefet böyle bakıyor. Veyahut da derneklerin, yargı, yarsal ve yargı, diğer yargı derneklerinin başkanlarının yorum yapması da çok doğaldır. Siyasilerin yorum yapması doğaldır, ama mesela HSYK'da üye, savcı veya hakim birinin çıkıp bu konuda demeç vermesi, bu konuda hem de yani akıl almaz böyle, yani gerçekten tamamen böyle hükümetin artık diktatoryal bir otoriter bir rejime yargıda gittiğini anlatan demeç vermesi etik mi? Hayır, yayınlandı. Bugün Bülent Çiçekli konuşmuş, biliyorsunuz. Yani kim konuşursa hayır, konuşsun. Cumhurbaşkanı'nın atadı aslında onun, size daha önce demiştim, Sayın Bülent Çiçekli'nin ataması da şaibelidir. Yani şeydir, marazalıdır. Yani aslında yasa gereği, mevcut yasa gereği Sayın Çiçekli'nin şu anda HSYK üyesi olmuyor olması gerekir. Aslında geriye gidildiğinde Sayın Çiçekli'nin, Bülent Çiçekli'nin imza attığı her kararda tartışmaya açılmalıdır. Şimdi şunu soracağım. Yargının siyasileştiğini görüyoruz. Yargının siyasi, yani şimdi bir genel kurul, hadi bir bildiri yayınladı, anladık. Ama genel kurul yeniden başka bir bildiriye, ortak bir bildiriye imza atmıyor. Ve genel kurul dışında birileri çıkıyor, HSYK üyesi açıklama yapıyor. Etik mi bu hukuken? Bunu yorumlamanız için. Çok yanlış. Bunu yani şimdi Teoman Gökçe konuşmuş hiçbir mesela. Hiçbir hukukçunun evet demesine imkan yok. Yani kendi içinde bağlı olduğu, hiçbir tüzel kişiliği olmayan bir kurulun yasamanın görevine girmesidir bu. Hı. Yani kuvvetler ayrılığı tamamen alt üst olmuştur. Tekrar ediyorum konuşmamın başında, hukuk devletinin kendini meşru müdafasıdır bu düzenleme. Başka türlü hukuk devleti bilincinde de olamayız. Hiçbir şekilde de bir savcının genelge yayınlaması ne demektir adli görevle ilgili? Ne demektir bu? Tamamen onun düzenlenmesine ilişkindir bu yapılan düzenleme. Dolayısıyla mevcut anayasadaki o düzenlenen anayasa maddesine de aykırı değildir. Yani ben çok ciddi anlamda baktım. Nasıl bir şey? Yani Cumhurbaşkanı bir iki şeye baktırıyoruz dedi. Ben o bir iki şey değil, hiçbir şey bulamadım. Ben bu nasıl bir konuşmadır? Nasıl bir antidemokratik uygulamadır? Ben bunları anlayamıyorum. Bakın, ben size bir şey söyleyeceğim. Meclisin, yasamanın, yürütmenin meclise karşı bir sorumluluğu, siyasi bir sorumluluğu vardır, güven oyu. Arkadaşlar, HSYK'nın ne sorumluluğu vardır? Yani bu bir çok ciddi anlamda yasama yetkisinin devredilmezliğine karşı mesela yapılmış bir şeydi. Burada bir şey var. Bu yasada size göre üyeler var, 22 tane üye vardı. Evet. Bir kısmını Cumhurbaşkanı atıyordu. Eski İşte Yargıtay'dan, Danıştay'dan. Anayasa Mahkemesi. Bütün tartışmaların özünde aslında yani bakana mevcut kanunun düzenlemesi öngörülen değişiklikler diye bu kurul üyeleri hakkındaki disiplin soruşturması, kovuşturma işlemlerine yetkili genel kurulundur deniyor. Disiplin soruşturması başkanın, kovuşturma işlemlerine ilişkin ise yetki genel kurulun. Yani bundan daha normal ne olabilir? Kim atayacak? O konuda bir açıklık var mı? Bakalım. Yani dairelerin üye sayısı. Birinci daire 7 üye,
İkinci daire 7 üye. Dairelerin üye sayısında 3. daire 7 üye. Daire üye sayısında bir değişiklik yok hocam. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Hayır, yok. Aynen kalıyor. Aynen, evet. Genel kurul üye tam sayısı da saf çoğunluğu 12 üyeye karar veriyor. Yani bunlarda hiçbir şey yok. Yani ben başka bir şey söyleyeceğim. Mevcut üyeler değişecek ve yerine yeniler mi gelecek? Onu soruyorum. Yenilerinin gelmesinin önemi yok. Seçimin yapılmasının önemi var. Yeniden yapılanmasının önemi var. Bakın bize işte Avrupa Birliği'ne hemen şikayet ediliyor. Antidemokratik uygulama, yargıya müdahale. Yahu Almanya gibi ülkelerde en demokrasisine özenilen bir ülke olan HSYK diye bir kurum mu var? Yok değil mi? Çünkü onu hayır yok, birçok ülkede yok. Avrupa Birliği'nde birçok ülkede yok. Ama bize Avrupa Birliği'nden efendim uyarı geliyormuş. Aman ne yapıyorsunuz HSYK'ya? Ya sende olmayan bir kurum için sen bana ne karışıyorsun? İşte antidemokratik hukuk devletini yıkmaya çalışılmış. Niye böyle? Hayır hocam, şunu niye tartışmıyor insanlar? Niye bu noktaya geldi hükümet? İşte onu yani anlatıyorum. Bu HSYK'da ne oluyor ki hükümet böyle çok radikal, hakikaten köklü değişiklikler yapmıyor? Yani Adalet yapmıyor. Bakanlığı... Şimdi ben şey diyeceğim. Rica ve temenni... Yani Sayın bir dakika Seviler. Evet. Adalet Bakanlığı rica ve temenni kurulu mudur? Meclise karşı siyasi sorumluluğu vardır. Ne demek yani, yanlış yaparsa, hukuka aykırı bir hocam, şey yaparsa onun çok ciddi, en ciddi, en vahim güven oyu vardır ya. Böyle şey var. Yüce Divan'da yargılanması vardır. HSYK'da ne vardır? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yargıçlar şeysine döndük. Ve maalesef CHP'nin işte en büyük günahı bunu desteklemesi. Bu nedir? Bir alternatif sunmuyor savcı bey. Ya hocam niye açık konuşmuyorsunuz? O madde böyle olmasa da şöyle. Hayır madde. Hocam ne? Bakın şunu konuşalım. Hiçbir lütfen. Şey ben yok. Açık saç, yani ben üstü örtülü konuşulmasını sevmiyorum. Mevcut HSYK. 6. madde. Hocam mevcut HSYK. Ben diyorum bunu, siz ister onay verin ister vermeyin. Mahmut'a da söylüyorum. Zaten şu anda HSYK üyeleriyle ilgili değişiklik yok. HSYK üyeleri aynı. Sadece bağlı oldukları cemaat güdümlü, o yani bağlı oldukları yapıdan o gücü alamayacaklar artık. Yani şu anda bir karargah halinde HSYK. Aynen öyle. Gülen cemaatinin kontrolüne geçmiş durumda. Bütün kararları, bütün aldıkları kararlar, bütün yapılan yargıtay atamaları, savcı atamaları, hakim. Bakın ben günlerdir yazıyorum. Bana en çok şikayet sosyal demokrat ilkeli kimlikli hakim ve savcılardan geldi. Yani şu anda bir takım değişiklikler yapıldı. Ben Sayın CHP liderine falan da söylüyorum. Bir takım değişiklikler yapıldı. Bir yerlerden bir yerlere atamalar yapıldı. Yapılan atamaların çoğu hocam, hepsi hatta sosyal demokrat kimlikli tabanlı insanlar. Bu da yanlış. Yani hayır, yanlış değil. Mecbur bırakıldı çünkü aksi halde milli irademiz tehlikede. Hayır bir dakika. Ben de liyakata, bilgiye, hiç önem hayır yok. Ama şimdi bir dakika ya hocam. Güzel anlatıyorsunuz da bu işler 12 yıldır bu hale nasıl geldi peki? Bu başka bir eleştiri konusu. Onu konuşalım. Hayır. 28 Şubat süreciyle geldi maalesef. Hayır 28 Şubat değil. Maalesef. Hocam yani hükümetin de burada ve vali var. Var işte. 28 Şubat süreciyle. Sağdullah Ergin maşallah yapmış ve devlet etmiş. Bu kadar vahim bir şeyle karşılaşacağı beklemiyor. Maşallah yani her şeyi teslim etmiş çıkmış, bu kadar ne? Neyini savunacağım ben bunu? Ama bundan sonra yok. Yani yok. Bu hayır, başka bir şey. O ne yapsın? Genel yani, atmosfer yani öyleyken ne yapsın? Nasıl genel kurulun başkanı? Kurul tarafından. Niye bu kadar genel atmosfer yapın? Öyle olmuyor? Sana Mahmut, olmuyor. Öyle bir şey yok. Tamam da yani cemaat çok makbul değil. Şimdi niye makbul olduğunu soruyorum. Kurul başkanının yetkileri arttırıldı. Hükümetin bir kanadında belki makbuldur ama bir kanadında başka türlü değişik kurul bu noktaya geldi. Neyse hocam buyurun. Kurul başkanı dedin de Sevilay, kurul başkanını zaten kurul seçiyor. Demokratik bir oylamayla seçiyor. Kurul başkanının yetkilerinin arttırılmasının anayasaya aykırı yani, nedir? Bunu böyle gizli kapak sanki durduk yerde hükümet HSYK'da böyle değişiklik yapmak istedi, yargı eline geliyor. Hayır canım, yargı elinde diyorlardı bir de şu anda. Ben orada bir cümle açış yapayım, evet. Üzerine konuşun. Bakın bu anayasa uzlaşma komisyonu çalışmaları devam ederken o süreçte HSYK'nın bu yapıyla birlikte hareket etmesinin sonuçları ortaya çıktı. Ne çıktı? Çeşitli yargılamalar da, şikayetler dikkate neler alınmadı. Çıktı ya, yönlendirmeler ortaya ya. Çıktı. Ve hükümet şunu fark etti. Burada bir arıza var. Kendi yarattığı geç fark etti ama fark etti. Arıza var. Allah'tan ki fark etti. Fark etmese ne olacaktı? Mayıs'tan itibaren
Kangren bu yiyecekti. İspanya modeli diye Anayasa Komisyonu, Uzlaşma Komisyonu bu tartışıldı. Yani bu 17 Aralık'ta ortaya çıkmış bir gerçek değil. Ağustos ayında, Eylül ayında bu tartışıldı. Nerede tartışıldı? Uzlaşma Komisyonu'nda. Yani şöyle bir gerçeklik vardı. Türkiye'nin gündeminde HSYK'yı değiştirme vardı. Niye vardı? Çünkü hiçbir şikayetin gereği yerine getirilmiyordu. İstedikleri adamı atıyorlardı, istedikleri kararı veriyorlardı, istedikleri başka bir yönelik. Şey. Bakın, bu, benim buradan eşim, yola çıkarak eşim biliyorsunuz bir arıza üniversitede vardı. Hoca. Son derece iyi, başarılı öğrenciler, hakim ve savcı olmak isteyen öğrenciler, üstelik doktora da yapmış, doktora da yapmaya devam eden öğrenciler, yazılı imtihandan en yüksek puanı alıp mülakatta seçilmiyorlardı. Ama bir başka neler. Cemaate yakın olduğunu bildikleri hemen seçiliyordu. İşte bakın bu yapılanma artık durdu. Şimdi zaten bakın. Peki Hakan'ın eleştirisine ne diyorsun? Ya çok özür dilerim. Ben sizi saygıyla dinliyorum da yine tüm saygımla bir şey söyleyeyim. Bakınız aynı yargı sistemi Balyoz'da, Ergenekon'da, biz yargı sisteminden bahsetmiyoruz. HSYK tüzel kişiliğiyle olmayan bir yapılanma. Tamam, biz müsaade. Sadece çok kısa bir idari şey bakımdan. Çok kısa bir şey ama Hakan bak, diyor ki kısa bir şey düne söyleyeyim. Kadar diyorum ki doğru söylüyor. Düne kadar bakın, yerinde yani yerindeyken haddini Ergenekon'da, aştı. Hikaye güzel, budur Hakan tamam, Bey. Biz, haddini tamam, aştı. Tamam müsaade buyurun. Savcı görevi dışında genelge yayınladı. Bu kadar basit. Efendim bakın ben başka bir yere bağlayacağım. Diyorum ki İlker Başbuğ olayında, o casusluk bir davasında, orada burada bütün bunlar olup biterken acaba ne yapmalı? Yargıya müdahale mi etmeliydi? O zaman da ediyor? Yargıya şimdi müdahale. Şimdi niye yargıya hayır müdahale? Hayır efendim. Bu anayasa. Burada da yargı var. Hayır. Bakın ben başta söyledim konuşmamda size. Referandumda %58'e yakın, hatta %58 oy alarak HSYK'daki bu değişikliği yaptığında evet, bunu beklemiyor. Şimdi bunu değiştiriyor işte, yanlışlığını gördü. Bu önemli bir şeydir. Yani, bir açık açık yani referandumda hükümet yanlış mı yaptı demek istiyor? HSYK o zaman değişti bu yetkiler. Hayır hocam, referandumda yanlış yapmadı. Yanlış yapmadı hocam. HSYK'nın yapısında yanlış. Seçim sistemi değişti. HSYK'nın yapısı referandumda oluştu. Hakan burada güvensiz ihtimali var. Başka bir şey yok. Evet, aynı ihtimal. Başka bir şey yok yani. Hakan abi, tamam doğru. Bu aynı yapı Allah aşkına yani... Bu ülkedeki muhalif görüşteki insanları yargılarken veyahut suçlarken evet, veyahut savcısı evet, harekete geçerken hakimi mahkum ederken Hakan, diyorum ki size evet, ses kimsenin sesi çıkmıyordu, iktidarın sesi çıkmıyordu. Hayır, yani 17 Aralık'ta şey, bir takım yolsuzluk operasyonları olunca mı veyahut da hayır, hadi bir sistem hayır, olur. Ne peki nereden çıktı bu? Ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika Hakan Bey yani siz bir dinleyin ki anlayın. 17 Aralık olur mu bunun? Yargı bağımsızlığı, hakim teminatı üzerinde konuşmuyoruz biz şimdi. HSYK'nın görevi tamamen idari bir yapılanmadır. HSYK siyaset dizaynı yapamaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne zamanki siyasete dizayn yapmaya başladı, hı hı, işte o zamanki bunu da ne ilk başbakan... O da dizayndır. O biri de dizayn. Bir dakika. Öteki Ergenekon davası açılmış. Balyoz ay ışığı, yok yumuşak eldiven, sert eldiven, hı, bir sürü ay ışığı, sarı kız olayları dizi dizi çıkmaya başlamış. Ne yapacaktı başbakan? Alo diyecek, telefon edecek, durdurun duruşmayı, söyleyeyim, durdurun yargılamayı mı diyecek? Şimdi ne yaptıysa o zaman da onu yapacak. Şimdi bir şey yapmadı. Nasıl yapmadı ne canım? Ne yaptı şimdi? Kaç söyleyeyim tane bana savcı görevinden alındı? Kaç tane emniyet mensubunun yeri değişti? Yapmayın Allah aşkına. Bir dakika, ya özel yetkili mahkemeleri kaldırmadan, o yasayı çıkarmadan nasıl yaparsınız? Hiçbir şey diyorum değişmedi. Diyorum ki bunların ben, hepsi niçin şey Ocak ayından mi itibaren onları HSYK yaptı, yapıyor, başbakan yapmadı. Bir kriziyle i̇şte başladı. İşte bakın aynı CHP söylemi bu. 2012'de başladı. CHP söylemi bu. Efendim ne CHP söylemi ya? Allah aşkına akıl var, mantık var. Aralık olayı patladıktan sonra bambaşka bir resim çıkmış tam bu da ülkede. Ben onun şimdi yürümünüz yani. Zekeriya. Ne zaman çok şey önce yani geri değiştirdiler. Zekeriya. Bunun için Zekeriya ne zaman edecek? Ya bu kadar basit değil olay. Çözüm süreciyle çıktı bu olayla. Bu olaylar çözüm sürecine karşı çıktı. Bunu anlamanız, bu resmi görmüyorsanız ha, boşuna biz başka burada resimler işte ama. Ama başka dolaylı olarak bakın dört sokak dolaşsa benim söylediğim caddeye çıkar. Bakın, ben diyorum ki gezi olayları yeteri kadar başarılı olamadıkları için, hı, ve FOIA ortaya çıktığı için en hassas ülkenin, milletin en hassas noktası işte efendim yolsuzluk adı altında bir operasyon başlatılarak
hükümete karşı postmodern darbenin başka bir şekli uygulandı. Siz bunu böyle görmezseniz o zaman niye müdahale etti, o zaman şimdi niye müdahale etmiyor diyemezsiniz. Şimdi de yargıya müdahale yok. Şimdi yapılan çok doğru bir şekilde demokratikleşme paketi içinde yapılması gereken, bütün raporlarda, akil insanların raporunda yer alan, bakın bunlar geçen sene oluyor. Bu olağanüstü mahkemelerin kaldırılması, terörle mücadelenin kaldırılması, eğer ülkenin güneydoğusunda ve doğusunda barış istiyorsak, batısında da aynı şekilde aynı düşünce özgürlüğünün ve barışın sağlanması, bütün bunlar rapor haline getirildi. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Sevgili bunlar Hanım, önce bu yeni değil hocam, lütfen. O zaman yani, bu işlerde birazcık bu, yeniden yargılama falan hocam, bakın olacak, şöyle bir hata yapılıyor. Ona lütfen dikkat çekiyorum. Sanki 17 Aralık meselesi patladı da efendim, ondan sonra hükümet bu HSYK çok kakaymış. Hayır. Vallahi Sevilla. Hayır kabul etmiyor. Aleni öyle oldu. Aleni öyle oldu. Bu da öyle zannediyorsunuz. Ya başka ortada bir şey yok ki. Eğer siz bakınız. Hayır, biz başka yerinde yapılan. Ya bunu siz de biliyorsunuz. Niye tartışıyoruz ki Allah aşkına? Yapmayın. Yanlış biliyorsun. Ama siz başka yanlış biliyorsunuz. Ya 17 Aralık'tan önce hükümetin bu konuda bir tane bana tasarrufunu söyle. Hiç söylüyorum sana. Zekeriya Özlü ne zaman görev aldı, görev değişikliği yapıldı? Ne zaman yapıldı? Zekeriya Özlü alındı. Nasıl? Ya dönüp dolaşıp Zekeriya Özlü söylüyorsunuz. Ben size diyorum hayır ki... Hayır canım, özel yetkili mahkemeler ne zaman kaldırıldı? Özel yetkili savcılıklar ne zaman kaldırıldı? Ne zaman kaldırıldı? 2012 yılında. Kaldırıldı. 2012 yani bu değişiklikleri sen devam birden davalar. 17 Aralık'a bağlarsan çok büyük haksızlık eder. Sevgili Hanım. Senin de görmemen beni çıldırtıyor bu arada. Sevgili Hanım, yok ya. Ben görmemek değil, belki hukukçu olmadığı peki için anlamıyorum. Peki ben şöyle diyeceğim. Hep beraber bağırıyoruz. Hükümet burada hata yapıyor Hakan. Çok büyük hata yapıyor hem de. Al gülüm ver gülüm, ne güzel iktidarı paylaştılar ettiler. Bir yerde çıkarları ters düştü. Ve böyle bir şey yaşar. Peki ben şimdi aynı soruyu Cumhuriyet Halk Partisi için sorayım. Sabahleyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyonda bir konuşmasına denk geldim. Şu mevcut savcılar için, şu HSYK için söylediklerini keşke alıp da yayınlayabilseydim yani. Dün o işte Ergenekon, Balyoz, işte Hanefi Avcı, Nedim Şener, Ahmet Şıkın avukatı olan Kılıçdaroğlu bu savcılara... Siz hükümetin güdümündesiniz, savcısınız, hakimsiniz diyen Kılıçdaroğlu. Şimdi niye kahraman ilan etti? Tersten soruyorum. Bakın ben bunu söyleyeceğim. Ve gereğini yaptım. Sordum. Sevilay, onu Kemal Bey'e sorarsın. Hayır, Kemal Bey'e. Sana soruyorum ama yani. Ben Kemal Bey'im. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya. Hükümet hata yaptı, hatasından dönüyor. Başın üstünde yeri var. Sevilay. Sizinkilere ne oluyor peki? Aynı hataya neden Cumhuriyet Halk Partisi düşüyor? Bak, Cumhuriyet Halk Partisi... Hadi bunu bana cevaplasın birisi. Ben cevaplandırayım. Cumhuriyet Halk Partisi... Çünkü büyük, oyun büyük. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir fırsat kaçırmıştır. Hayır, fırsat şudur bakın. Ne? Bir şey söyleyeyim. İki dakikada bir özetleyeyim. Bak adı üstünde. Sineleniyorum bak Bencil, bu konuda ben sinirleniyorum. Ben halkın savcısıyım. Ben halkın savcı bey bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ondan sonra bu şeyi geçelim diye söylüyorum. Bakın bu 2012'de bu şeyler kalktı. Ancak devam eden davalar devam etti. Yeni kalkmadı bu. Ya yeni bir yasama düzenleme yok. Hocam bak şimdiye kadar yapmadı diyorum, diyorsunuz. Bu konuyu hükümetin ele alışı, teyakkuza geçişi, alarma geçişi, kırmızı alarm verişi Ocak ayı itibariyle. Hayır, ya da hayır alakası yok. Yanılıyorsun. Hanefi Avcı röportajını ben yaptım. 2012 Ekim ayında oldu bu. Olayı anlaman için bu hükümetin bu olayı ne zaman anladığına, daha doğrusu meseleye ne zaman aydığına tam anlaman için var. Hanefi Avcı röportajımı okumanızı salık veririm Hakan Bey. Ben iki cümle... Bak o bir mağdur. Onu okudum da. Okumamışsın. Okusan bunları söylemezsin. O bir mağdur. Hem de bu yapının hayatını karartmıyor. Ama sen burada hepimizi mağdur ediyorsun. Ama sizin cevap verelim. Tamam peki. Bir iki cümle bir söyleyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne büyük bir fırsat geldi. Bu fırsatı kaçırdı. Nedir? Dün mahkemelerde hakimlere militandır, AK Parti'nin bilmem şöyledir, böyledir, tomaların önünde durup Silivri yıkan CHP, bu olaylarla birlikte o savcılara kahraman dedi. Burada büyük bir çelişki yaşadı mı CHP? Yaşadı. Ama her zaman yaptığı şey. Ben CHP'nin yerinde olsaydım, şu anda mecliste Türkiye'nin 50 yılını düşünüp onunla ilgili bir tasarı hazırlardım. AK Parti'nin önüne koyardım, HSK ile ilgili. Bakın böyle yapmamız lazım, vatandaşla da tartışırdım. Türkiye'nin 50 yıllık hukuk sistemini güzel bir şekilde tasarı halinde AK Parti'ye sunardım. AK Parti de köşeye sıkıştırırdım. Savcı Bey bir şey söyleyeceğim size. Bakın bu maddelerde yapılan değişikliklerden bir tanesine o öyle olmaz böyledir. Onun şu maddeye aykırılığı vardır yerine
Maalesef şimdi kendisi bir, şey bir anayasa profesörünün Cumhurbaşkanı'na gitmeden şimdiden gidin de bunu iptal ettirin dediği için şimdi ona hazırlanıyorlar. Acı olan bu. Ben bir toplantıda 367 12 tane milletvekili arkadaşım vardı. Eski yeni milletvekili arkadaşlarımla Ankara'da bir yerde oturduk. Düne kadar Zekeriya Öz'e küfür eden arkadaşım, milletvekili arkadaşım dedi ki Zekeriya Öz bir kahramandır. Öyle deyince ben dondum. Ay, Kılıçdaroğlu dedi. Hayır, ben Kılıçdaroğlu şunu demiyorum. Kendi yaşadığım bir şey diyorum. Yargıya müdahale konusuna gelince. Benim şahsi görüşüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki insanlar bu halkı temsil etmiyorlar mı? Ediyorlar. Aynen öyle. Benim hakkımı, hukukumu kim koruyacak? Meclis koruyacak. Keşke Deniz Gezmiş'in asma kararını veren hakime müdahale edilseydi. Keşke Mustafa Pehlivanoğlu'nun kararını veren hakime müdahale edilseydi. Keşke Cumartesi Pazar Mahkeme kurup Seyit Rıza'da çocuklarını astıran... Neyse, eskilere gitmiyor. Hayır, gideceğiz. Öyle vallahi, yok. Öyle benim okudum, senin okudum yok. Seyfi Oktay döneminde CHP'liler, bu dönemde AK Partililer, başka tamam. dönemde MHP'liler. Tamam. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Tamam. CHP, reklama MHP, gidiyorum. AK Parti otursunlar, tamam, reklam. Bir hukuk sistemi yapsınlar, buna tamam, göre vatandaşı üretsinler. Seyit Rıza. Ben neresi Aslan Aslan'ın üretseydi. Savcı Bey, Şeyh Sayit. Evet, Cavit Bey. Demek ki bunların itibarlarını iade etmeyin. Hayır, Şeyh Sait iskilipli atıp hocam. Keşke o hakimlere müdahale edilseydi. Şimdi hayır, müdahale edilmez. Niye edilmez? Beni atacak mı? Edilemedi. İtibarlarını iade edelim hadi. Var peki. Reklama gidiyor. İade edilmelidir bence. Hemen reklama gidiyor. CHP hadi önerdi. CHP yapmaz. AK Parti yapmaz. MHP de yapmaz. Hiçbiri tamam, yapmaz. Tamam. Reklama gidiyoruz savcı. Reklama gerek yok. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Doğru bir tespit ama bu. Aynen katılıyorum. Peki, kısa bir reklam arası ama HSYK mevzusuna devam edeceğiz. Hakan Bayrakçı'nın tabii sözünü kestik ama anlatacakları var. Bizim de ona sorularımız var ve Mahmut Övür'den de yine HSYK ile ilgili yorumları alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, %100 siyaset, hakimler, savcılar, yüksek kurulu tartışması, HSYK yasasındaki değişiklik tartışmasını devam ettiriyor. Mahmut böyle girdi araya, bundan önceki bölümde biraz hararet yaptık. Benim de böyle çok ilgilendiğim konu olduğu için fazla girdim ama girmeyeceğim artık. Mahmut, sen nasıl yorumluyorsun? Yani gerçekten... belli bir kesimin, belli bir işte iktidar karşıtı, medyanın... söylediği gibi şu anda HSYK dolayısıyla yargı tamamen hükümetin eline mi geçti? Kuvvetler ayrılığı ilkesi yok mu edildi? Senin yorumunu alalım. Ben önce bir tespit yapayım. Şimdi bu HSYK 2010 referandumunda ile gündeme gelen bir süreçti. Çünkü eski yargı bir biçimde siyaseti dizayn etmeye çalışan bir akla sahipti. Fakat bunu değiştirerek bir biçimde yargıda bağımsız ve tarafsız, özellikle tarafsız bir yapı yaratmaya hedefleyen bir referandumdu. Fakat orada belki demin Hakan Bey de dikkat çekti, hükümet yaptı diye, çok önemli bir nokta vardı. Yarsav ve CHP'nin de desteğiyle seçim sistemi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi blok halinde seçmeyi değiştirdi, şeyi değiştirdi. Farklı, çeşitli gelebilecek insanları değiştirdi. Burada bir yapı, kim güçlüyse yargı içerisinde, o yapı öne geçti ve bu HSYK'yı şekillendirdi. Yani bir biçimde o yasaya müdahale edilerek, Anayasa Mahkemesi'ne müdahale edilerek bu hale getirdi. Ve 22 kişilik HSYK kurulunda 14 kişilik çoğunluk elde edildi. Bunun yarattığı rahatsızlıklar hissedildi mi? Evet, edildi. Gereği tam edildi olarak... Dediğiniz kim bu arada? Efendim? Daha netleştirelim evet. izleyici için. 14 kişilik çoğunluk dediğiniz... Çocuk paralel yapı dedim. Cemaate yakın, cemaatin... etkili olduğu, kontrol yönlendirdiği... Ama hükümet bunu biliyordu o sırada. Bir dakika, diyorum. Biliyordu elbette. Mutlaka biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Fakat bunun nasıl uygulanacağı konusunda bir tecrübe yaşamamıştı Türkiye bence. Ya, nasıl olabileceği evet, hesaba katmadı. Bir tecrübe yaşamamıştı. Yani, daha çağdaş. Bir yaklaşımdı. İyi niyetli. Daha çoğulcu. Daha çok. Evet. Yani benden diye bakmış olmasın. Bir benden diye baktı tabii. Öyle bakacak zaten. Hayır, şöyle, yani şöyle söyleyeyim. Kemalist iktidar gelse tutup da cemaatçileri mi getirecek? Yargıyı falan teslim edecek canım. Biraz samimi olalım ya. Bu da yanlış.
Ya yanlış doğru ben çok onu tartışmıyorum. Yani. Çok hayır, şimdi burada tabii ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benden... Yargıya 3000 kişiyi yerleştirdim. Ya bu böyledir. Kendine yakın olan insanı tercih edersin. Hayır yanlış bakın. Yetişmiş savcılar bu, bunlar, hakimler. Savcı Bey şu an SYK'da ağırlık. Şu anda SYK'da sosyal demokrat şimdi şeyler yapı, de var. O da üyeler de, nasıl o da yanlış ya? Efendim bakınız ya, onun bunun olan... yargısı olmaz. Halkın yargısı ha, olur. Ha bir dakika. O halkın başka... savcısı hakimi olur. Devletin savcısı hakimi olur. Evlenken hukuk dilini yani, konuşan. Böyle yani üstüne cemaat... referandumda temel ilke neydi? Hukukun üstünlüğü. Şimdi üstüne burada bak problem Savcı Bey, Savcı Bey. Bu ülkede ilkokuldan, üniversiteden mezun oluncaya kadar din dersi kaldırılmalı. Din dersi kenara. Ahlak dersi verilmedikçe. Ahlakla ahlaklanmadıkça hiçbir şeyi düzeltemeyiz biz. Doğru. Bir kere bizim çok ciddi ahlak problemimiz var. Aynen. Ben şimdi orada bir noktaya daha dikkat çekeyim evet. De sonra bitireyim sözümü de. Şimdi bu türden tabii bir hükümet şunu bekliyordu. Adamlar şöyle oldu üzerinden mutlaka biliyorlardı diye düşünüyorum ama çok da böyle şöyle bir eminlik de yoktu diye düşünüyorum. Çünkü o seçim sürecini iyi izledim ben. Bir biçimde demokrat yargı mensupları da bunu uyardılar. Burada bir gruplaşma olabilir ihtimal üzerinde durdular. Çok açık söylediler vardı bunu. Vardı da zaten. Fakat o onu hissiyatı ancak yaşayarak görebileceklerdi. Çünkü bunu test edemezsiniz. Çünkü yargı seçmiş bir biçimde. Ama Mahmut Beyciğim hayır diyenler de bunu söylüyordu zaten. Şimdi bakın hayır, ben yine hayır, çözüm sürecine şunu, geleceğim. KCK davaları. Hocam bir çok ciddi hükümete karşı yapılmış Mahmut bir olay. Bakın hayır diyenler bunu söylüyordu ama hayır diyenler o seçim sistemini değiştirdiler. Onun vebali ve günahı da o hayır diyenlerdedir. Eğer onu kabul ediyorsak. Ondan sonraki uygulamada da evet diyenlerin günahı var. Var. Niye var? Çünkü o anda yapacakları fazla bir şey yoktu. 14 kişilik çoğunluk buradan oluşunca o yapı kendi biçimini üretti, kendi ilişkilerini üretti. Şimdi orada rahatsızlık çıkmadı mı? Çıktı. Bakın hatırlayın, uzun tutukluk sürelerini ısrarla bağırdık, çağırdık. Değişmedi. Bak, İlker Başbuğ'un tutuklanmasına başbakan bile isyan etti. Bunu başka türlü yargılaması olması gerekir, başaramadı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu türden uygulamalara, HSYK'nın idari yapıdaki uygulamalarına karşı birçok ses çıktı ama çok da ciddi anlamda demin dediğiniz gibi kırmızı çizgi ilan edilmedi. Ne zaman ilan edildi? Siyaseti dizayn etmeye kalktıklarında. Doğrudur. 17 Aralık'a kadar isyan edil karşı çıkıldı ancak yeteri kadar önlem alınamadı. Birkaç kişiyi görevden aldılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Birçok hamlede bulunuldu ama. Bulunuldu ama etkili oldu mu? Tam etkili olamadı. Dediğim gibi 17 Aralık'ta siyasete müdahale edilince benim göz, en azından benim bakış açımda o zaman ama bir şey daha hatırlatayım. Demin söyledim. Uzlaşma komisyonunda bu tartışıldı. Ve bunun değiştirilmesi için İspanya modeli CHP, MHP, BDP tarafından tartışıldı ve Eylül ayında buna başlayalım dediler. Ama niye yanaşılmadı biliyor musunuz? Hatırlayın 60 maddeyi başbakan dedi ki meclise geçirelim. Hazırlanmış maddeleri. Kim karşı çıktı biliyor musunuz? Önce Kemal Bey evet dedi, arkasına karşı çıktı. Arkasından genel kurula gidelim dedi. Bakın o zamanlar paralel yapıyla cemaatle CHP arasında ilişki gelişmeye başlamıştı. Bunu çok o günleri bilenler bilir. Ondan bu ilişki önce, gelişmeye başlamıştı. Bu süreçte onun değişmesini istemediler. Yani. Şimdi gelin bugüne, şimdi bunun normalde bu rahatsızlığı CHP bilmiyor mu? Dün demin Sevilay anlattı. Bu kadar Ergenekon'un, Balyoz'un avukatlığını yapan bir siyasi akıl bu savcılardan ürettiklerinden rahatsız değil miydi haksızlıklardan? Haksız. Peki niye şimdi sahip çıkıyor? Çünkü bu hükümete zarar veriyor. Hatadan dönen mi makbuldür? Hataya düşen. Evet. Bu, burada hadi bir dakika, ben size bir şey söyleyeyim. Hataya, ya tamam. Hatadan dönen elbette, makbuldür? Elbette dönen makbul de. Hataya düşen. Sevilay. Bak dönen makbul de. Lazım. Dönen makbul de söylüyorum. Bana bunu 6 saat anlatsanız şunu anlatamazsınız. Neyi? Hükümet kendisi bu yapıyla sıkıntıya düştükten sonra bu konuyu ele almıştır. Hayır, sıkıntıya düşene hayır, kadar hayır, yeterince önemsememiştir. Kendisi dediğin milli mesele. Bunun böyle olduğunu siz de biliyorsunuz. Hayır, sen bu anda anlamıştır. Sen eğer getirip olayı 17 Aralık'a bağlarsan evet, hükümet kendi şahsi çıkarları için ama o yolsuzluk sosu verilmiş efendim o projeleri ben böyle şeylere inanmam. 7 Şubat. Bu olay 7 Şubat'ta, 7 Şubat'ta başladı. Aynen 7 öyle. Şubat'ı görmüyorsun. Senin gibi milli bir adam seni esas yakınıyorum. Orada bizim MİT müsteşarımıza, eski müsteşara ve yardımcısına alenen girişim vardı, darbe girişimi. Başbakan hasta yatağındayken boğdu ve buna dair çok konuşması var, açıklamaları var. İlker Başbuğ konusu da ayrıca
benim genelkurmay başkanıma kimse terörist diyemezdi. 7 Şubat'ta bu fark edildi. Ama müdahale edemedi. Çünkü güç maklubecilerin elindeydi. Şimdi ne yapsaydı? Maklubecilerle maklube yemeye devam etseydi, yoksa hop bir dakika mı deseydi? Peki hangisini şimdi güç nasıl elde ettirdi? Bir dakika buraya güç kadar dedi, iktidar paylaşılmaz dedi. Yani ben anlatamıyorum. Ya, peki yani, diyorum ki bunu niye 3-4 sene önce demedi? Efendim, çok net bir şey. Siz aynı şeyi söylüyorsunuz. Evet. Ne yapmalıyız bir dakika? Kendime oğlum aynı şeyi söylüyorsunuz. Siz bir genel müdür tayin edersiniz şirketinize. 4 sene önce fark görürsünüz. Aynen görürsünüz. Adamın eğer gerçekten genel müdürlük suistimali varsa görevden alırsınız. Aynen öyle. Yani niye bunu tartışıyoruz? Evet. Ben diyorum ki o suistimal 5 sene önce başlamıştı. O zaman bek bana geç göre, görmüştür. Bana göre. Geç görmüştür. 5 sene önce başlamış olan bir şey benim görüşüm. Onu da tamam, muhalefet olarak görüp de söyleseydiniz. Bir dakika Hakan Bey, ne yapılması bir sürü lazım? İnsan hocam canım, bir saniye. Tamam, ne yapılması lazım? Ya 1-2 aydır bu tedbir alınıyor da. Tamam. 5 sene önce nerede niye alınmıyor? 3 sene önce alana niye alınmıyor? Alana kadar çıktı ya. Yani bunu bana 50 çeşit evirip çevirip anlatsanız ne olur. Peki, Allah tamam, aşkına ya. Peki tamam, soruyorum. Şimdi hükümet hata yaptı. Bunlarla al gülüm ver gülüm işte gitti geldi. Hı. Şimdi böyle bir değişiklik yapıyor. Hı. CHP de tam tersini yapıyor. Mevcut HSYK'ya ve maklubecilere sahip çıkıyor. Ha, ne yapacağız biz Hakan? Hangisinin yanında olacağız soruyorum. Demirel'in güzel bir cevabı vardı bu tip söyle durumlarda. Bakayım. Onu da size biz mi öğretelim? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Biz bu akil heyetleri başbakanlık binasında toplandığımız zaman işte söyledik, bakın hasta mahkum tutuklular var. Bunların bir an evvel madem ki bir çözüm sürecine girdik bırakılması lazım diye. Başbakan döndü Adalet Bakanı'na, yahu biz bunu üçüncü yargı paketiyle çözmedik mi dedi. Çözülemedi. Aha. Hakimler uygulamadı. Bilakis üstüne üstlük biliyorsunuz tabii, hepimizin gördüğü bir yani. Utanç seçilmişleri resmen KCK operasyonu adı altında hapishaneler binlerce insanla dolduruldu. Siyaset yap diye dağdan in diyoruz. Siyaset seçilmişleri de hapishaneye tıktık. Bunlar hep çözüm sürecinin önüne çıkan engellerdi. Bu şekilde ilerledi. Hocam bunlar. MİT olayı da çözüm sürecine darbeydi canım. Aynen işte ondan orada başladı. Kesmeye çalıştılar. Orada engellemeye çalıştılar. Başkansız bırakmak, başbakanı itibarsızlaştırmak. Başbakanı indirmek. Bu kadar. Ama mümkün değil. Tamam, ben de onu diyorum. Hal böyle olunca diyorum işte tedbir alınmaya başladı. Hakan Bey, AK Parti'de iki dönem bakanlık yapmış insanlar bugün AK Parti'den ayrıldılar. Bugün diyorlar ki AK Parti'ye karşı güç birliği yapmamız lazım. Peki bunlar bakanlık yaparken neredeydiler? İki dönem bakanlık Hakan yapmış. Bir soru sorunca öyle kalıyor. Hayır. Yok, ben hepsine cevap veriyorum da. Ama demek ki bu soru gene de 6 saat anlatın diyor. Ama bu soru çok önemli. Hayır. AK Parti'de bakanlık yapacaksın. Ya o şimdi kişilerin davranışıyla ilgili ben nasıl cevap veririm? Hakan hangi bakmayın. İkisinin aslında fark ediyor aslında. O siz biliyorsunuz ama aslında kendi biliyor da. Dünyada en zor şey var ya. Dünyada en zor şey haksızlığı savunmaktır. İşte, dünyada en zor şey haksızlığı savunmaktır. Şu anda Hakan Bey haksızlığı savunmaya çalışıyor. Yok, ben de çok anlamaya çalışıyor. Evet, şey anlamda söylüyorum. Yani, bizde hukuk şey devleti teamilleri olmadığı için işte böyle hiçbir sorumluluğu tüzel kişiliği hiçbir sorumluluğu tüzel kişiliği olmayan bir grup, bir baskı grubunun, bir cemaatin etkisi altına girerek böyle bir paralel yapılanma karşımıza çıkabilir. İşte bu da maalesef biraz, hukuk devleti teamülünün olmadığı bir şey. CHP'yi doğradın yani. CHP'yi bitirdin artık. CHP ile ilgili konuşuyorsun. Hayır, çok önemli bir mevzumuz var. Ben siz Aziz her zaman ben Hakan Bayrakçı'yı 10 senedir değil mi? Tam 10 senedir tanışıyoruz. 2004 yılında birlikte seninle Habertürk'te o zaman da yerel seçimleri bir sene birlikte program yaptık. Ben onun milli duruşunu, ben onun o hakikaten Türkiye sevdasını bilirim. Şimdi şu VTR gelsin. Hakan Bey'in buradaki milli duruşla ilgili tavrını merak ediyorum arkadaş. Şu VTR'yi getirin de bir yorum da orada. Sorun. Adana'da tırlara yapılan baskınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da şüpheliler kapsamına alındı. Sabah gazetesinin haberine göre Celepoğlu, TCK'nın gizli kalması gereken bilgileri açıklama başlığıyla düzenlenen 330. maddesi kapsamında siyasi casuslukla suçlanıyor.
330. maddenin cezai müeddiyesi müebbet hapis. Adana Ceyhan'da 19 Ocak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait yardım tırlarına jandarma tarafından yapılan baskın İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bir ihbar mailinde ihtilale benzetilmişti. İhbarcı subay mailinde operasyon talimatının bölge komutanından geldiğini ifade etmişti. Bu ifade ve Celepoğlu'nun baskın anında bir ara olay yerine geldiği iddiası savcılığı harekete geçirdi. Soruşturma çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'na TCK'nın 330. maddesi kapsamında yazı yazıldı. Yazıda idari soruşturma olup olmadığı, varsa sonuçlarının savcılığa bildirilmesi istendi. Evet. Hani şey filmlerinde olur, Hollywood filmlerinde. Polis yok. Çıkar. Ya evet. Ben FBI'yim, elleme der. Bir dakika, FBI der falan, tamam falan. Burada da MIT mensubu, ben MIT mensubuyum falan filan demiş ama kafa göz yarılmış. Epey bir şey olmuş. İtiş kakış. Ardebe. Ne diyorsun? Yani dediğim çok net söyleyeyim sana. Evet, yorumunu merak ediyorum. Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri son 5-10 yıldır o kadar zarar gördü ki, o kadar itibariyle oynandı ki ve her kim oynadıysa. Bak her kim oynadıysa. Yani böyle bir tane olayı böyle alıp da bir uygulamayla ilgili, benim askerlerle ilgili söyleyecek bir lafım yok. Çünkü son 5-10 yıldır tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar. Hayır, askerle ilgili değil şimdi burada. Hayır, şimdi bir eleştiri yok mu hadisenin içinde? Diyorum ki arkasında her kim varsa, ne varsa, savcıları sorsan fikrimi söylerim. Savcılar zaten durduruyor canım. Hah, onu söyle o zaman. Hayır, durduran. Bir generali söylediniz de. Hayır. Yani generalleri yeterince rezil etmişiz. Bir gram daha etmezler. General dediğin şey, jandarmadaki niye canım? O şey. Hukuka aykırı davranan herkes. Niye generaller 10 yıldır hukuka aykırı davranıyor? İçin bu ülke bu durumda. General değil, cumhurbaşkanı olsa ne yazar? Rezban Hanımcığım, diyorum ki generaller 10 senedir mi böyle kötü davranıyor ya da hukuka aykırı davranıyor? 10 senede bir bizde darbe kötü. Bu savcılık, Adana savcılığı, Adana özel yetkili savcı, tırı durduran. Fakat orası jandarma bölgesi olduğu için operasyonu jandarmayla birlikte yapıyor. Polis olsa polisle birlikte yapacak. Ama tırı durduran, müdahale isteyen savcılık. Adana savcılığı. Bak ben çok net fikrimi sordun, söylüyorum. Evet. Dedim ki askerlerle, o generalle ilgili konuşmam çünkü 10 senedir yeterince askerler rezil edildi. Bir gram daha etmem diyorum bu konuda. Hı. Tamam. Ben etmem. Tamam. Bu ülkenin askerleri yeterince rezil edildi, ayağa düşürüldü. Hı. Bitti, yeter. Daha oynamayın. Evet. Bu bir diyeceğim. Biz oynamıyoruz canım. Size demiyorum, kim oynuyorsa diyorum ayrıca. Hiç biz tarihinde bu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri itibarı düşürülmemiş. Hayır, asker çok itibar kazandı. Ben de hiç sana katılmıyorum. O benim gönlümdeki ya da benim gibilerin itibar gönlümdeki kazandı. İtibardır. Asker, asker gibi artık gerçekten Genelkurmay'ın evet, çok beğeniyorum. Konumuna çekilmiş. Hiç öyle bir itibar kaybetti. İtibar kaybedenler askerin gücünü kendi çıkarları için, siyasi çıkarları için kullananlar. Genelkurmay ya da askerimiz için kim diye bir peki, itibar kaybetti? Peki tamam, bak görüşümü sordum, söylüyorum. Evet. Generalle ilgili o ben yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Koyuyorum. Savcılarla ilgili şunu söyleyeyim. Hadisenin içerisinde bir tahammüden dedikleri, tahammüden ne demek? Planlı yani, planlanmış gibi değil mi hukukçu olarak? Tamam, belli ki yani böyle bir şeyi deşifre etmek için yapılmış bir işlem var ortada. Görüyoruz, tamam. Ne için deşifre ediyor? Ne için? Ya insaf, bu senaryo 10 kere yazıldı. Biliyoruz yani, hadiseyi de biliyoruz. Biz hadisenin... Amaç ne yani? Amacı biliyoruz Sevilay yani. Amaç zaten hükümeti zor duruma düşürmek. Dünya yedi sokak dolaştırsanız. Bizi ne hale getirmek? O dolaylı sonucudur. Dolaylı sonucudur. Dünyaya karşı da opozisyona düşmemiz doğal olarak. Onu düşünüp düşünmediklerini de bilmiyorum. O tür bir sonucu olup olmayacağını. Düşünüp düşünmediklerini de bilmiyorum. Canım, paralel yapı Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapmak istedi. Müsaade ama etmediler. Avrupa Birliği de ne dedi? Çok güzel cevabını aldı. Kapağı yapıştırdı ama yani. Bizim muhatabımız Türkiye Cumhuriyeti ve devletidir diye. Evet. Evet. Paralel yapı gidecek benim ülkemi Avrupa Parlamentosu'na şikayet edecek kadar küstahlaştı. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bir dakika, bir yanlışlık usule bir kere biz şekillendirelim. Ben burada cemaatin avukatı değilim. Hayır, hayır ama yani bunları yani. Görelim. Bugün seni kurban ilan ettik. Sen cemaatin avukatı pozisyonunda. Ben bir tek şeyde savunma yaparım.
Atatürk konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda, bu ülkenin milli ve yüksek çıkarları konusunda. O konularda başbakanın bile arkasında olur. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yaparsa da milli çıkarlarımız o doğrultuda mıdır? Değil. Demek ki antidemokratik uygulamaya uygun olmayan kim olursa olsun. Ben de diyorum ki. Sıfatı ne olursa olsun. Ama ben de diyorum ki size, 10 senedir mi askerler? Bakın şimdi bu ülkede ihtilal yapanlar geziyor. Valla bu ülkede 10 senede içeride bir lider çıktı, yargılattı, bu kadar. İyi de darbeyi yapmayanları yargılattılar. Yapmayanlar, içeridekiler yapmayanlar, yapmayanlar. Yapanlar dışarıda. Herkes değil tabii. 27 Mayıs 1960'çılar dışarıda. Dursun Çiçek için konuşan biriyim 12 Eylül'cüler dışarıda. 12 Mart Muhtıracılar dışarıda, sağ kalanlarından bahsediyorum. Yapmayanlar içeride perperişan. Nasıl bir sistem? Nasıl bir adalet tecelli etmiş? Paralar yapılanmaya soracağım, nasıl bir sistem? Flört ettiğiniz insan. Ben de onu söylüyorum. Paralel yapılanma dediğiniz şey bunun üstüne giderken makbuldü. Şimdi mi maktul oldu diyor? Hayır, hiç makbul değildi. Çok makbuldü. Soruluyor da hayır yapmayın Hakan Bey ya. Sana yapmayın Allah aşkınıza. O makbul ve makbul olmayanı siz kendi genel başkanınıza sorun. Hadi de hükümetin savunucusu, sen CHP'nin avukatı, CHP'nin avukatı, biz de hükümetin avukatı değiliz. Benim çok yazım vardır, Mahmut'un da vardır. Çıkarıp koyarız önüne. Nelere itiraf? Benim Türkan Saylan yazım duruyor. Benim diyen ulusalcı o yazıyı yazamaz. Var mısın okumaya? Siz de Mahmut Bey 17... Sabah 5'te nasıl gidersiniz siz o kadının evine? Sizde hiç mi vicdan yok diye. Ve bunu Zekeriya Öz'e yazdım. Lütfen yani. Şimdi bizi böyle başkalarıyla karıştırma. Hani böyle... Yok, siz bana devamlı sanki bir şeyleri savunuyorum gibi. Hadi burada o dediğin yapıya kelle koltukta destek vermiş insanlar yok karşında. Karıştırıyorsun. Hiçbir şekilde. Şimdi isim kullanmak istemiyorum. Onlar olsa tamam onlara istediğin lafı çak. Ama biz o değiliz. Sen nasıl CHP'nin cemaatine avukatı ki. Çakıyorsun laf evet. Çakmayı çok iyi bilirim de hiç çakmadım. Demek laf çakacak olsam Allah Allah yani. Hakan bir daha gelmeyecek. Tamam devam ediyor musun? Yok ne diyeyim. Ben bu görüntülerle ilgili bu kesinlikle vatan hainliği. Aynen. Hiç bunun ötesi belisi yok. Milli İstihbarat devletin özel bir birimidir. Gerekirse operasyon da yapılabilecek. Türkiye yapılabilecek en büyük kötülük Türkiye, bu. Türkiye yapılan, Türkiye yapılmak istenen oyunları bozmak zorundadır. Bazen başka ülkelere gidip Türkiye'ye yönelik bir tehlike varsa onu söndürmekle görevlidir. Bu polis değildir, jandarma değildir, milli istihbarattır. Benim genel başkanım çıkıyor diyor ki milli istihbarat şeffaflaşmalı. Yani o dehşet arkadaş, bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dehşet bir şey. Dünyan Mahmut Bey, özür dilerim. Siz çok tecrübeli bir gazeteci abimisiniz. Dünyanın hangi ülke, yani milli istihbarat nasıl şeffaflaşacak? Geçen MİT ajanı kimdir, nerede takip ediyor, kimi takip ediyor, bunlar şeffaf olacak. O zaman bunun bir anlamı var mı, bir değeri var mı? Bu görüntünün hiçbir izahı olamaz. Bunu niye yapıyorsun? Ha bir başbakanın bilgisi dışında böyle bir şey yapılabilir mi? Yani başbakan müsaade etmese MİT tırları yürüyebilir mi? Hayır ben MİT'im diyor. Hayır. Yürüyebilir mi? Ve bu ülkenin menfaati o zaman başbakanı yüce divanda yargılayın. Başbakan vatan hainidir diye yargılayın. Bu odur. Bunun anlamı zaten başbakan bu. Vatan amaç hainidir. Yüce divanda yargılayın. O zaman vatandaşa açık söyleyin. Amaç nedir? Bu. Amaç amacınız bu. Ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Maalesef CHP başbakanı bu paralel yapıyorum arkasında. Mahkemelerde savaş suçlusu ilan mı etmek istiyorsunuz? Bakınız benim partim başbakana diktatör derken Esed'le fotoğraf çekiyor, Sisi'ye alkış tutuyor. Maliki'yle de görüşme yapıyor. Ve ondan sonra da dönüp Türkiye'den oy istiyor. Bu nasıl bir politika? Siz ağırlı bir vatandaşsınız. Ben zaten çocukları kesen, aslan yiyen, öldüren Esed'i onunla fotoğraf çekip onu enforme edeceksiniz dünyaya. Meşru hükümeti deviren Sisi'ye alkış tutacaksınız sosyal demokrat bir iktidar olarak. Irak'ı üçe bölen Maliki'den de akıl alacaksınız. Nasıl böldün bize söyle biz de bölelim. Ondan sonra da dönüp benden o isteyeceksin. Ben sana nasıl güvenirim? Biz bunu söylerken CHP'li değiliz. Böyle CHP'li değiliz zaten biz. Siz Galatasaray'ın başına Aziz Yıldırım'ı başkan yapmaya kalkışıyorsunuz. Ondan sonra da Galatasaray'la diyorsunuz ki Aziz gelip sizi şampiyon yapacak. Yahu kardeşim Mansur'un olayı bu değil mi? Lütfü Savaş'ın olayı bu değil mi? Hatay'daki Lütfü Savaş. Bir gün önce AK Parti'nin, bakın Kezban Hanım, bir gün önce AK Parti'nin belediye başkanı. Ve bizimkiler bunun hakkında, bunlar insan, bu işte Lütfi Savaş Bey, Alevi Sünni Nüsayri diye üniversitedeyken fişleme yapıyor. Bizimkiler bunun hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar, mahkemeye düşmüşler.
Mahkemede Lütfi Savaş demiş ki bu CHP'liler sahtekardır. Bu evrakları onlar hazırladı. Gizlice benim çantama bunları attılar. Böyle bir adamı bu Suriye mülteciler konusunda... Abdullah Şömert'le ilgili o gezi olaylarında ölen... Gezi olaylarında ilgili, ondan sonra Suriye'deki mülteciler olaylarında da siz buna karşı çıkıyorsunuz. Bunlar hakkında ağza alınmayacak laflar söylüyorsunuz. Şimdi de getirip bir gün sonra eğer şu anda AK Parti adayı olsaydı hırsızdı, işte mültecilerin hakkını böyle yapıyordu, işte ayrım yapıyor diye biz onu kötüledik. Gelip belediye başkan adayı yapıyorsunuz. Ve CHP seçmeninden de bundan oy bekliyorsunuz. Mansur Yavaş Ankara'da Deniz Gezmiş'e saydırıyor. Yılmaz Güney'e saydırıyor. Bir yani insanın bir kusurunu kör eşber diye lanse ettiriyor. Ondan sonra da geliyor sosyal demokrat seçmeninden de oy istiyorlar. Şimdi bakın İstanbul'a baktığınızda Beylikdüzü'ne bakın. Beylikdüzü'nde 140 bin tane seçmen var. Doğullar var, Sevilla Hanım orayı iyi biliyor. Doğullar var, Karadenizler var, Patriotlar var, göçmenler. Dünden beri istifalar başlamış. İşte o önemli bir kesimi temsil eden Bülent Şahin istifa ediyor. Öbürleri istifa ediyor. CHP'den bir ses var mı? Yok. Mansur Yavaş gelsin de kim gidiyorsa gitsin. Lütfi Savaş gelsin de kim gidiyorsa gitsin. Mansur Yavaş, Lütfi Savaş, CHP gidiyor yavaş yavaş. Bu olmaz. Çok iyi. Ola bilemez. Mümkün değil. Mansur Yavaş, bakın, Lütfi bir şey... Savaş, CHP gidiyor yavaş yavaş. Bakın önemli bir şey anlatayım. Şimdi bir tane vatandaş şapka satıyor. Gene dayanamadı hayır. Meseleyi tırdan CHP'ye getirdi. İnanamıyorum. Bak bu çok önemli ama o tır feci bir şey yani. Güçlü bir muhalefet güçlü iktidar doğurur. Sokak muhalefeti geldi mi ülke bölünür. Bunun amacı budur. Evet, millet evet bu alternatif... feci bir şey yani. Evet. Şimdi bakın bir adam şapka satıyor. Bakalım ben ne yapayım? Kezban Hanım. Engelliyorum gene. Hayır şapka satıyor. İşleri bozuluyor. Diyor ki Afrika iyi bir pazardır. Afrika'ya gidip şapka satacağım. Gidiyor şapkaları satıyor. Yoruluyor bir ağacın dibinde oturuyor. Oturunca uyuyor. Uyandığında bir bakıyor ki maymunlar bütün şapkaları götürmüş. Ya, iflas edecek. Hareket çekiyor bakıyor ki maymunlar da aynı hareketi çekiyor. Şapka kafasındaki en şu şapkayı yere vuruyor. Maymunlar da bütün şapkaları ağaçtan atıyorlar onun hareketine. Ondan sonra geliyor zengin oluyor. Torununa vasiyette bulunuyor. Bir gün işlerin bozulursa Afrika'ya git şapka sat. Şapka satarken uyuma uyursan maymunlar götürür. Maymunlar götürünce bu hareketi çek şapkaları geri alırsın. Öldükten sonra torunu aynı akıbeti yaşıyor. Afrika'ya gidiyor. Hikayeyi anlattığım gibi ağacın dibinde uyurken uyandığında bakıyor ki şapkalar yok. Maymunlar götürmüş. Hemen işte hareket çekiyor. Şapkayı yere atıyor. Bakıyor ki maymun şapkayı yere atmadı. Maymun gözünü açtı. Maymunlardan birisi diyor ki senin deden var da bizimki yok mu? Yok mu? Tamam mı? Şimdi bu ülkenin yani siz hepinizin dedesi var da bu ülke halkının dedesi yok mu? Hak çocukları ortaya çıkar, yedirmezler. Siz sadece birilerini düşürmek için ideolojisini satıyorsunuz ya. 90 yıldır CHP gelecek, ülke kurtulacak diyoruz. 91. yıl adam bulamıyoruz kendi içimizde. Mansur Yavaş'ı getiriyoruz, aday yapıyoruz. Lütfi Savaş'ı aday yapıyoruz. Sonra da CHP sus diyoruz. Aziz Yıldırım Galatasaray Başkanı. Susun, şampiyon olacak. Öyle şampiyonluk istemiyorum. Çakma şampiyonluk istemiyorum. Çin malı şampiyonluk istemiyorum. Çent şampiyonluk istemiyorum. Navigasyonu bozuk şampiyonluk istemiyorum. Özüne dönmüş, ilkeleriyle, prensipleriyle bu halka bir şeyler vaat eden bir CHP iktidarı istiyorum. Tırlar? Tırlar vatan hayırlı. Başka bir şey var mı? Ben böyle diyorum. CHP'den almaya çalışıyorum. Tamam güzel de o tırın içinde de, Sevilay, o tırın içinde de utanılacak bir şey varsa bizim yoktur. Dünyaya karşı. Dünyaya niye karşı yani yoktur. Böyle bir yani problem böyle olur? Mi yapılır o utanılacak? Hayır yoktur, olamaz. Şimdi benim orada dikkatimi çeken bir şey var Sevilay. Utanılacak bir şey olsa. Jandarma silah doğrultuyor değil mi? Onun önüne, onun önüne geçen, onu ne olur bir göstersinler. Kameramanlar ne kadar güzel silahın önüne geçip. Ve o kamera görüntüleri yok biliyorsunuz değil mi? Kayboldu. Evet. Sevilay Hanım sana... Bak orada arkadaşlar yani o çok acayip bir şey. Hakan orada... Bakın askerler oturuyor. Lütfen arkadaşlar. Bak orada gördüğün kameralar var. Bakar mısın kameramanlara? Kamera, önüne jandarma geçiyor. Jandarma kamerası hocam. İstihbarat kamerası. Jandarma istihbaratının kamerası. Bakın kaç tane. Onları çeker sonra bakın bu görüntüler isteniyor bunu değil mi? Bunu sıradan bir vatandaş çekmiş bu anormal diyor ki jandarma yani işte o adı geçen
generalin işte kontrolündeki işte o ekip efendim bozuldu. Kameralar bozuldu, görüntüler yok oldu. Şimdi bir kere bu görüntüleri tesadüfe Hakan Bey, ben bir noktada katılıyorum Eseviler. Bak burada da sorumlu bir yayıncılık olarak Tuğgeneral şüpheli kapsamında. Belki adama bu görev verildi. Adam ne olduğunu bilmeden jandarmayı yolluyor. Çünkü orası jandarma bölgesi. Hayır, iddia dediği doğru yani. Savcı ile birlikte bir yani onu bilemeyiz. O yargılama sonucu. Tabii biz bu yani şüpheli sanık değildir. Karşı, evet. Öyle işte bu internet yasasında bu anlamda hocam, çok şimdi önemli. Şimdi orada zavallı jandarma erinin hiçbir haberi yok, günah yok. Şimdi Celepoğlu da hayır canım. Sayın Celepoğlu da MİT tırlarına baskın yapıldığını biliyordu ki böyle bir şeyin içine düşüldü yani. Bakacağız ona. Celepoğlu ile ilgili başka şeyler var. Bağlantılı haberler falan var. Onlar daha önce zaten yansımıştı. Devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Mahmut sen ne düşünüyorsun tırlarla ilgili? Yani bu tırlara yapılan bu baskın ve Türkiye'den çıkan fotoğraf. Ya bu tabii ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yapıyla ilgili mücadele aslında yeni başlamış değil. Ben tabii Oslo'dan beri bu süreci izliyorum. Yani tabii. 7 Şubat'ta da bir meselenin ne olduğu, olaya nasıl yaklaştıkları, Türkiye'deki temel meseleleri, temel sorunları çözmeye çalışan iktidarla hangi konularda anlaşmazlığa düştüklerini o zamandan beri izliyoruz. Bence bu tabii bir biçimde sıkışmanın getirdiği bir sonuçtu. Yani bu kadar hani bir biçimde o ülkenin milli çıkarlarıyla, ulusal çıkarlarıyla bu kadar ters düşmeyi göze almanın bir pervasızlık ve gözü karalık olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar da olmaması gerekirdi. Siz gazetecisiniz. Yani, bu 17 Şubat ekonomik açıdan bize kaça mal oldu onu 17 söyle. 17 Aralık. 17 Aralık affedersiniz. O rakamları veriyorlar. Çok söyle 120 milyar. 120 milyar. Evet, o 120 milyar kaybımızı CHP geri getirebilecek mi? Hocam CHP değil de şöyle bir şey söyleyeyim. 1 milyar dolar için IMF'nin direnen, IMF'nin önünde direnen Türkiye'den. Ama bunlar önemli bakın, noktalar. Bak, 1 milyar dolar için IMF'nin önünde direnen bir Türkiye'den bunca olaylara rağmen 120 milyar dolara zaman ayakta durabilen bir Türkiye'ye gelmişsek asıl mesele budur. Bence asıl mesele bu. Ben işte bunu soruyorum. Daha düne kadar omuzumuzda tabut taşınmaktan... Mahmut buna ne diyorsun bakın, yani? Mahmut abi ya hemen bu şeyi yani, sorayım. Bu sırf bencil ihtiraslar için. Bakın, bu illegal yapılanma ortaya çıkmalı. Her şekliyle hocam, bunun tatmin edilmesi... Kadar, ben olsam kapatırım bu hocam SK'yı. Düne kadar sırtımızda tabut taşımanın yerine bugün evlenen gençlerimizin çehir sandıklarını taşıyorsak... Asıl bunları rahatsız eden i̇şte, bu mesele. Bütün mesele bütün mesele bu. Demokratik açılımdır, Türkiye'nin kalkınmasıdır, Türkiye'deki kardeşliktir, Türkiye'nin birliği, beraberliğidir. Bütün nifaklarına rağmen, 30 yıl savaşa rağmen, kardeşlerin savaşına rağmen Türkiye'nin hala ayakta dimdik durmasını hazmedemeyen güçler, Türkiye'deki kardeşleri tekrar savaştırıyorlar, tekrar yok ediyorlar, tekrar yok etmek istiyor. Çözüm sürecinin hızlı ilerlemesine de engel olunuyor. Bir an evvel bu demokratikleşmeyi bitirmemiz lazım. Amaç o değil. Bütün bu yani operasyon. Tabii yani şöyle bir şey söyleyeyim. 2-3 senedir değil mi? 2002 7 Şubat'ından beri. Evet. Daha öncesi de var tabii. El altından devam eden. Yani bütün bu süre geçmişe bakın. Özal döneminde rahmetli ne zaman bu türden sorunu çözmeye kalktığında başına işler geldi. Rahmetli Erbakan'ın başına işler geldi. Kim bu konuda bir çözüm adımı attıysa niye bu önemli? Şuradan önemlidir. Eğer Türkiye'deki istikrar, siyasi istikrar ve özgürlükte ve demokrasinin artması açısından Türkiye'nin önünün açılması gerekiyor. Bunun açılmamasının en temel nedenlerinden birisi Kürt meselesidir. Kürt meselesi o yüzden çok önemlidir. Çok hani yüzyıllık mesele diyoruz. Bu burada bir tıkanıklığa giren, çatışmayla bu sorunu sürdürmeye çalışan bir Türkiye hiçbir zaman ne kalkınabilir ne dünya seviyesinde bir ülke haline gelebilir ne de ilk 10 ülke arasına girebilir. Bütün ülkeye orada bir de çok hassas bir konu tabii. Bölgeyle çok ilişkili. Orta Doğu bölgesi orada aslında. Kürt meselesi sadece Türkiye'yi ilgilendiren mesele olmadığı için çabuk alevlenebilecek, çabuk sorun çıkabilecek, silahla iç içe yaşanan bir sorun olduğu için buraya dokunmak daha kolaydır ve eline güç geçiren ya da güç sahibi olmak isteyenler hemen o konu üzerinden bir siyaset yapmaya çalışırlar. Yani geçmişte askerin kontrolündeydi bu. Ne yazık ki başarıya ulaştıramadılar. Mesela 98 sürecini hatırlayın. Şimdi Öcalan'ın konuşmaları yayınlanıyor. O da bu işin bir parçası aslında. Yani o süreçte bakıyorsunuz devletin ana aksında sorunu çözmek üzerine bir akıl devreye giriyor. Ama askerin içerisindeki farklı güçler, sivillerin içindeki farklı güçler o sorunu bertaraf ediyor. Her şeyi yapıyorlar. Şimdi aynı şey yaşanıyor. Şimdi bir taraftan yolsuzluk üzerinden bir operasyon gelişiyor. Arkasından bakıyorsunuz çözüm sürecine ilişkin bir
bant devreye sokuluyor. Türkiye'yi bir biçimde kıskaca almaya çalışıyor. Kıskaca almaya çalışıyor. Kıstırmaya çalışıyor. Daha sürüklemek. Ama şöyle bir şey bu demin dediğim başa dönersen yumuşak yerimiz siyaset ha. Üretmemenin çok getirdiği bir sonuçtur. İki yani tane yumuşak yerimiz var karşı bizim. Aslında üç. Evet. Üç tane. Birisi Kürt sorunu. Alevi meselesi sorunu. Kürt kesimi. İkincisi Alevi kesimi. Ki hükümetin bu konuda adımları iyice yavaşladı. İyice çözüm konusunda da öyle. Ben tabii ki bu operasyonlar dolayısıyla paralel yapıyla mücadeleyi sonuna kadar destekliyorum. Her yerde, her alanda destekliyorum ama bir çözüm süreci. Bu sürecin durmaması lazım. Bu süreçte ilk adımları radikal ve en doğru, en tarihi adımları atan bu hükümettir, başbakandır, sayın başbakan. Bunları bunun biliyorum. İçin Mart çünkü seçimleri çok hala önemli. Hala orayı kaşıyor. Bu paralel yapı. Bu Mart seçimleri hayır, çok paralel önemli. Yapı orayı kaşıyor hocam. Türkleri kaşıyor. Alevileri zaten Gezi'de epey kaşıdılar. Şimdi hala kaşımaya devam ediyor. Tabii bir de dindar kesimimiz var. Dindarları kaşıyorlar. Bu üç tane yumuşak karın üzerinden Türkiye'yi böyle parçala yönet politikaları maalesef vardı. Devam ediyor. Sintetik devam edecek. Sintetik devamını isteyen direnç grupları bunlar. Evet. Evet. Maalesef. Peki. Yalnız yine de bir şey söyleyeyim mi size? Çok güzel dinledim de. Yine de 17 Aralık'tan sonra başbakan hiç değilse ya bu işin aslı var mı yok mu? Bu işte bir yolsuzluk var mı? Ha, bir hırsızlık evet. Var mı? Demeliydi. Demediğini düşünüyorsun acaba? Aman yapmayın ya. Yani daha demediğini mi düşünüyorsun? Ya böyle, şimdi iki bakan çocuğu içeride biliyorsun. Hı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen... Hayır ben hiç duymadım da ne zaman dedi? Hayır, Halkbank Genel... Hayır yani onlar benim orada hapiste şey mi olarak yapıyorlar yani? Dizi dedi. Film falan mı çevriliyor zannediyorsunuz orada? O çocuklar orada içeride. Nerede? Hapiste insanlar. O iki bakan çocuğu içeride. Valla ben başbakanın tutumundan anladığım kadarıyla elinde olsa onları çıkaracak gibi bir hayır, ifadeler Halkbank duyuyorum. Halkbank Genel Müdürü geçen gün çıkarıldı biliyorsun. Dün çıktı evet. Ama beraat bakın etmedi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Beraat etmedi. Sevilay açık konuşalım diyor ya. Ben açığın en açığını konuşanımdır. Hayır yolsuzluk bana cevap verin. Da... Devlet kasasından. Savcı Bey siz de cevap verin. Hazineden bir kuruş eksilmiş mi bana onun cevabını verin. Önce bunun bir cevabını. Hocam rüşvet yediyse yemiştir yani. Bunun kime rüşvet, kimden rüşvet yemiş? Yani devletten ay, para eksilmemesi. Bizi bilgilendirin. Bir dakika ben şu noktada bir dakika. Soyan, turpan, çarpanların düzeltildiği bir banka. Devletten yiyip yememesi o bankadan bir şey alınmış mı alınmamış mı? Ben ona katılmıyorum. O hesapların içinden kim çıkabilir hocam? Nasıl öyle bir imkan var mı? Ya o önemli tabii değil ki. Olur mu öyle bir şey ya? Siz bir bankanın, bir ticarethanenin... Bu milletin en hassas olduğu ve yolsuzluklarla mücadele için geliyorum diyen bir hükümete yapabileceğiniz en güzel senaryoydu bu. Bakın ben size bu kadar Halkbank açık ve net söylüyorum. Halkbank'ın ne iş yaptığını biliyor musun? Size açık ve net söylüyorum bunu. Evet. Halkbank çok önemli bir pozisyonda. Yolsuzluk varsa. İran meselesi. İran ve sen bu yolsuzluğu. Çok güzel anlatıyorsunuz da. Bak, genel müdürün. Siz dinlemediğiniz için. Ama adamın odasından 4,5 milyon euro çıkmış. Bunu nasıl 4,5 açıklayacağız? 4,5 değil 14'te çıksa. Evet, sen bunu fezlekende hazırlamadınsa. Evet. Sen bunu ciddi olarak uyaktan geçirmedinse. Hı. Nasıl bir iddiada bulunuyorsun? Nasıl bir iddiadan bulunuyorum? Terörist dinliyorum diye. Genel müdürün kendisi söylüyor diyor ki çok hayırsever biriydi bu parayı bana verdi diyor okul yaptıracağız onları diye. Onları geçin ben başka şey söylüyorum evet. Size. Siz bir takım iddialarda bulunuyorsunuz ve bir takım operasyonlar yapmak istiyorsunuz. Ve bir takım görevle ilgili genelgeler yayınlıyorsunuz. Ama siz bunları uyakla kaydetmiyorsunuz. Siz bunları dosya numarası vermiyorsunuz. Ya samimi geldi. Siz bunları... Evet, samimi değilsiniz siz. Yani dosya numarası verilmedi olsun diye mi? Hayır, hayır, Hakan, bu normal bir zamanda. Yani bu dershaneler bakın, tartışıyor. Bir savcı bu paralel şekli yapıyla... anlamda görevine uymazsa hukuken sorumludur. Hakan, ben sizin ifadelerinizden neyi anlıyorum bunu biliyor musunuz? Anlamayın. Şu yok, çok açık söyleyeyim. Ya ben kendi anladığımı söyleyeyim. Şimdi Nasrettin Hoca'nın şeyi çalınmış ya, herkes bir fikir veriyormuş. Hoca buraya bağlanır mı? Bunu buraya niye koydun? Yanlış yaptın. Hoca en sonunda demiş ki ya bu hırsızın hiç mi suçu yok demiş. Hı. Şimdi ben de diyorum ki burada bir hırsızlık var mı yok mu? Başta ama ben de onu öğrenmemiz için bakın var demiyorum. Bir dakika ya az bir müsaade buyurun ya. Hırsızlık diyorum ki için bu hırsızlığı içeride yatıyor. Tamam diyorum ki ben de. Ne yapmalı başbakan? Efendim ben şu tutumu beklerim başbakandan. İstiklal Mahkemesi'ni kurmalı. Bir dakika kurmalı. Ne beklerdin Hakan? Özür. Ya siz ha. Yani bir şey söyleyeyim. Ha, ne beklerdin? Bizi burada dinliyorlar da. Hani benim konuştuğumun hepsi hiçbirinin sonunu getiremeyerek. Ya, özür, hani çok hızlı ben. Konuşan arabalar vardır. Amacımız o zaten. Araba öyle bir arabaya binersin ki şoför o kadar hızlı
gider ki adam hiç lafını bitiremez. Heyecandan devamlı çarptık çarpacağız iner yeri öper. Şimdi benim cümlelerimin sonu gelmese de. Tamam özür dilerim. Estağfurullah evet, mevzu o değil. Sana 5 dakika veriyorum. Ya estağfurullah hayır lütfen, öyle bir niyetim de yok. Ben diyorum ki başbakanın genel tutumundan, hükümetin genel tutumundan ben şunu beklerdim. Kardeşim bu bir komple olabilir. Bu bir hükümete karşı darbe girişimi de olabilir. Evet. Adını 51 çeşit koyabilirsiniz. Evet. Sadece şu yanı sıra şunu beklerim. Derim ki şu veya bu sebeple yapıldıysa da burada yolsuzluk var mı yok mu? Bunun üzerine ciddiyetle gidin kardeşim. Ben başbakandan böyle bir tutum görmedim kim diyorum. Gidecek? Gören varsa beri gelsin. Savcılar görevlendirildi. Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde bu inceleme yapılıyor. Yeni bir savcının gelmesiyle bu dosyalar yapılıyor. Artık. Ben bir şey söyleyeceğim size. Ne demeliydi Zekeriya Beyefendi? Devam edin. Dubai seyahatiniz nasıl geçti? Allah daha iyi seyahatler nasip etsin. Haydi şimdi de benim oğluma, bakanlarımın çocuklarına, bakanlarıma mı bak demeliydi? Yok şunu deseydi daha iyi olurdu. Ne dedi? Ben şunu beklerdim. Eğer yaptırılırsa evlatlıktan tamam. Reddederim derdi ki, dedi. Derdi ki siz beri çekilin. Siz kasıtlı yapıyorsunuz bunu değil mi? Mesela ya şimdi öyle diyor. Bu diyor darbe diyor değil mi? Tamam. Siz bir geri çekilin sizi görevden alıyorum dedi mi? Mesela. Ya 5 sokak dolaşsa bu caddeye çıkacak yani detayları boş verelim. Ha onun yerine bir de şunu duymak isterdim. Bu iddiaların hepsinin aslı var mı yok mu? Bunu da iyice bir öğrenin. Bakın Bülent Arınç o açığı kapatıyor. Bülent Bey dün de dinledim. Ya valla ben siz araştırma konuda uydunuz değil mi? Yok sonra. Orayı bırakın, hemen CHP'ye girin. Vallahi çok yardımınız dokunur ona. Neden? Siz lafı dolanıyorsunuz. Hiç dolandırmıyorum. Bu yargılama devam yani ediyor. Yani ben efendim. Çok net söylediğim bak, zaman niye rahatsız oluyorsunuz? Yargılama değil, affedersiniz. Olayı soruşturma bak, devam yani, ediyor. Algılamada yani. Eğer bunlar, bakın başbakan şunu yapsaydı. Sen, bunu, hayır hocam bir saniye. Şu yapılsaydı, sen, çıkarılsaydı. Sen Cumhuriyet Halk Partisi ve işte oradaki insanların baktığı yerden bu. Ya bunu muhalefet kozu olarak değerlendiriyorsun. Biz de diyoruz ki eğer bu normal, sahir bir zamanda olsaydı böyle bir operasyon. Atıyorum. Yani niye mesela şunları sorgulamıyorsunuz Hakan? 3 soruşturma. Birisi biliyorsun bu Rıza İmarla Zarrab. Bir dakika hocam. Rıza Zarrab, Halk Bankası, İmar, Bakan Çocukları. Fatih birisi Belediyesi. O. İkincisi Fatih dosyası, Fatih Belediyesi dosyası. Üçüncüsü TOKİ dosyası. Bu 3 dosyanın hiçbirinin birbiriyle alakası yok. 3 bağımsız dosya. Torba yasa gibi. Bunlar aylar önce bitirilmiş. Torba yargılama. İşte tapela, şey telefon dinlemeleri falan. Neden 17 Aralık? Şimdi sen polissin. Şurada görüyorsun. Sen görevlendirilmişsin. Şurada çimenlerin üzerinde bakan işte bacanağı olduğu iddia edilen ve işte bakan bacanağı birilerinin çimenin ortasında mı verilir? O, çimenin üstünde rüşvet alıp verdiklerini görüyorsun. Bunu kameraya çekiyorsun. Sen polissin. 2011. Sen gidip suçüstünü yaparsın. Yoksa kameraya çekip 2 sene burada tutar mısın? Bunu niye çıktın? Tamam. Niye sorgulamıyorsun? Peki ben bak diyorum ayrıca ki. Ayrıca da bunun sorgulamıyorsun. Tamam. Bunu niye yapmadın? Diyorum ki bu bir komplo olsun. Bak komplo tamam diyorum. Olsun, ya komplo da olsun komplo diyorum. Zaten. Tamam. Olsun Allah fiili şudur. Allah. Olsun tamam demektir. Olmuş demektir. Hakan'la kavga. Diyorum ki. Diyorum Hakan 6 saat. Yok hayır. Program kaç saat? 6 saat anlatsanız anlamıyorum. 6 saat ben de aynı şeyi sizin için düşünüyorum. 6 saat sorsam aynı cevapları alıyorum diyorum. Diyorum ki ortada bir hırsızlık ihtimali var diyorum. Bak ihtimali. ne yapmadılar? Bunu hükümetin başbakan da dahil var mı yok mu öğrenmesini istiyorum. Ya, ama böyle Hakan. Değil. Yani bu ifadeler şu ifadeler. Hakan. Bana karşı darbe yapılıyor, komple yapılıyor. Dolayısıyla bütün yapılanları ben... elimden geldiğince ben taraf gerçekten bunu savunuyorsa bu. Söylüyor olamazsın. Senin gibi zeki bir adam bunu böyle okuyamaz. Okuyamaz. Okursa ben kafayı yerim yani. Nasıl okumalıyım? Şimdi bir 17 Aralık'a bak. Tamam mı? Ne zekiler böyle. Hayır hayır hocam. Neyse ben ne konuşuyorum Mahmut sen konuşma sen cevap versen Allah aşkına. Hayır şey gibi oluyorsun şimdi. Burada olay çok daha büyük, çok daha milli. Ya ülkeyi biz ne yapacağız ya? Ne yapacağız yani? Ben çocuğuma, ben ya evladıma... Ya milli diye ben evladıma, böyle bir ihtimal varsa üstünü mü çizelim, kapatalım mı? Ben evladımın çocuklarına cemaatlerin teslim aldığı devletin içine çöreklenip, devletin imtiyazına sahip olup, devlete kafa tuttuğu politikaların olduğu bir ülke teslim etmek istemiyorum arkadaş.
bu kadar net. Sen istiyor musun? Yani AK Parti ben seçim kaybetsin. Ne başbakan itibarsız olduğu kadar bütün bunlarda bir bahane yapanların da üstüne gidildiği bir bu başka bir şey. Ama bak sana yine söylüyorum. Sen beni tanıyorsun. Değil mi? Bu normal bir zamanda olsa tabii ki gidilsin. Kemal Ulukıtan'ın üstüne gidildi. Yani isim zikretmek istemiyordum. Kemal Ulukıtan bu ülkenin Maliye Bakanı. Ne oldu? Nerede şimdi Kemal Ulukıtan? Nerede şimdi? Yok, bitti, gitti. Ha, yok da ne oldu? Hayır, İçeri mi girdi? Bir dakika şimdi. O da o muhalefetin işi. Yargılandı mı? Bir şey mi neyse, oldu? Neyse. Adam hakkında bir şey duymuştur, etmiştir, bertaraf etti. Yani ya gönderdi. Bertaraf dediğin yani, göreve getirmedi o kadar. Ben bir dakika. Bir de şeye inanmıyorum. Yani şu var. Siyasi genlerimizde bizim maalesef var. Yani yolsuzluk var. Biz kimsenin şey kefaletini falan veremiyoruz. Demokratik, eğer, sosyal hukuk devleti olmadığın müddetçe olur. Hocam, şeffaflaşmadığın müddetçe olur. Yolsuzluk Kopenhag kriterleri dediğimiz hocam, şeyler olmadıkça olur. Yolsuzluk meselesine girilirse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzlukları da konuşmak lazım. İddia edilen. Ben oradan eğer seçim ve sandık hesabı ya yapılacaksa onu kaç tane yani. Fezleke var mecliste Mahmut? Hayır, olay çok bunun üzerinde diyorlar öyle mi? Hakan Bey birçok konuda haklı. Ayrı bir şey de ben bir şey söyleyeceğim. Sevilay siz, kaç fezleke var mecliste? Bir dakika. Kezban Hanım, Sevilay Hanım CHP ile ilgili yolsuzlukla ilgili bir şey söyledi de ben bir örnek vereceğim. Belediyelerde iktidar canım Allah Allah. Bak, bir de, şimdi belediyelerde siz, iktidar değil mi CHP? Bazı belediyeler. Müsaade eder misiniz bir kelime? İddialar yok mu yolsuzluk iddiaları kardeşim? Efendim müsaade eder misiniz? CHP iki sayfalık düzmece raporla ben iktidarı devireceğim diye yola çıktı. Kemal Bey onun sayesinde genel başkan oldu. 60 sayfa yolsuzluk raporunun bütün detaylarla ortaya dökülen sarı gülü getirip Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptı. Siz bu konuları siyasetçiyle hiç konuşmaz. Hiç konuşmaz. Hepsinin günahı var. Ben 10. ayda bir yazı yazmışım, paylaşmışım. Eğer müsaade edersen bir dakikada okuyayım. Batıya direnen milli siyasetçiler ya fiziksel ya da siyasal anlamda yok edilmişlerdi. Batı için AK Parti, CHP, MHP fark etmez. Hangi lider Türkiye'yi büyütmek isterse Batı'nın hedefinde olur. CHP'deki son gelişmelere baktığımızda aslında Batı CHP'yi kullanarak Türkiye üzerine operasyon yapmak istiyor. Baykal onlara karşı çıktığı için gönderildi. Baronlar işin lokomotifi. Bundan dolayı 2014 seçimleri çok önemli. Batı 2014 seçimleriyle meşru hükümeti başbakanı hedefine koymuştur. Siyasi partiler AK Parti'yi devirelim derken bu oyunu da görmeleri gerekir. Aksi takdirde Türkiye giderse üzerinde siyaset yapacağınız, siyasi parti kuracağınız, muhalefet olacağınız bir ülke bulamazsınız. Mesele budur. Şimdi yolsuzluğun altında yatan da budur, yolsuzluğun üstünde yatan da budur. Siz daha adam yargılanmadan cezalandırıyorsunuz. Anayasanın 38. maddesi haddim olmayarak hukukçu ablamız burada. Yani bir masumiyet karinesi vardır. Yani insanları hemen baştan yargılıyorsunuz. Kameraya alıyorsunuz. Kutu kutu paralar, paraların içine. Efendim makbuz yok. Bunca Türkiye'de hayır kuruluşu var. Bunca devasa binaları var. Bunların bu paraları nereden buldular? Hangi fabrikayı işletip bu paralarla bu işleri yapıyorlar? Onlar da o zaman bunun hesabını vermeli. Herkes hesap vermeli. Halk Bankası neyse Genel Müdürü yani. Para mı çalmış? Hesabını vermeli. Ama bunu baştan suçlarsak, Aziz Kocaoğlu bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 300 yılla yargılanıyor. Yanındaki önemli adamlar tutuklandı. Kezban Hocam, önemli adamlar. Bizim CHP'lerin hepsinin ağzında ıslık çalıyorlardı. Bu Aziz'e bir operasyondur. CHP'nin oylarını kaybettirmek için darbedir. Biz buna karşı çıkıyoruz. Aynı olay Binali Yıldırım olayına geldi. Bizimkiler bu sefer düdük çalıyor, hırsız var diye. Peki sizde hırsız yok da burada niye hırsız var? Savcı Bey bakın, çifte standartlık yok. Aklımızı kullanalım. Gene siz benim dediğimi anlamamakta serbestsiniz. Parkın ortasına mı gidilir rüşvet almak için Allah Muhammed aşkına gizli bir yerde buluşulur. Peki siz, parkın ortasında, çimenlerin ortasında. Peki siz bir adam, ne bir, alınır ne verilir siz, ne ayıptır bu siz ya. Siz polissiniz, bir adam öldürdü. Mahmut Bey bir adam öldürdü. Siz ondan sonra diyorsunuz ki bekleyelim bundan sonra kaç kişi öldürecek? Ben niye öldüreyim? Hayır hayır. Bundan sonra kaç kişi öldürecek diye bekliyorsunuz. Böyle bir zihniyet var mı? Eğer rüşvet varsa, yolsuzluk varsa ilk üstü yapacaksınız. Siz böyle konuşur geçeriz. Suç üstü yapacaksınız. Algı operasyonudur. Tamam. Aslında Türkiye'nin yolsuzluktan arınması, yolsuzluktan temizlenmesi, derdi o dertleri olsaydı
çok daha önceden hakikaten 2010 yılda kaydettiklerinde bu ortaya çıkardı. Aynen öyle. Bu yolsuzluk üretmiyor değil. Bu sistemde yolsuzluk en az belki de en azı üretiliyor ama yolsuzluk olabilir. Yok oldu. Mümkün değil yolsuzluk olmamasına. Mesele şudur. Sistemi ona unutmak, yolsuzluk değil. Evet. Rüşvet diyelim. Böyle yani vardır olabilir, böyle. Olabilir ama bu da yargıda devam ediyor. Gerçekten de böyle bir yargılama süreci de vardır. Ama işte mesele oraya takılıp Hakan büyük fotoğrafı görememek. Bakan Bey'i tatmin etmek için konuşmak zorunda değil. Canım görmezlikten gelmek. Bu beklentiniz olabilir. Ben hocam. Gören görecek. Yani bunun ana aksının operasyon olduğunu düşünen bir siyasi akıl ister istemez o operasyonun Türkiye'de neye yol açtığı üzerinden gider. Aynen öyle. Yani ister istemez o operasyonun nelere yol açabilir. Amacı ne? Ama bu yolsuzluk olayının üstünü örtmek tensiz ediyorsan. Hiçbirimiz bence onu kabul etmiyoruz. Bırakın iktidarı her kim taraf ne yaptıysa yanına kar kalmamalı. Valla ben bu gece şunu hayret ettim. Hükümetin yanlış yaptığına %100 kani olduğum birkaç konuda o kadar haklı gibi konuşmalar yaptınız ki ya başbakanın üslubunun yansımasıdır ki başbakanın da böyle bir üslubu var. Gerçekten çok iyi konuşuyor. İyi bir hatip. Olayları istediği gibi yönlendiriyor. Yani bana sorsanız keriziz. Yok estağfurullah. Canım sen bana demin gerizekalı dedin de bir şey. Ben sana keriz mi diyorum? Hakan Bey nasıl bir kanaatiniz var? Biz o kanaati bir öğrensek. Ha ya biz keriziz ya da yani mesela, olayı kapatıyoruz. Şimdi mesela bu gece neleri konuştuk? Bırakın bu gece sizin kanaatiniz. Ben onu dedim başka bir şey demedim. Dediniz ya biraz önce. Tamam işte. Benim kesin bir kanaatim var dediniz. Ama onu başka türlü yorumluyorsunuz siz dediniz. O kanaatiniz nedir? İşte onu söyledim. Bu gece konuştuğumuz konularda ben iktidarın yanlış yaptığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Onu o kadar büyük haklılık ya, ve teyakkuzla anlatıyorsunuz. Ki, tabii ki yanlış yani, yapar. Yani diyorsun bana muhalefetin doğru yaptığı şaşırdım. Bir şey. Neyse. Bana bir doğru yaptığı bir şey söyle. Hocam, ben yok. Hükümetin mi? Program iktidarın muhalefetin. Muhalefetin. Evet. Bitti hocam. İyi de bu gece muhalefetin doğru ya da yanlışını konuşmadık. Ama muhalefet. İktidarın doğru muhalefet bir şiktar muhalefet. Doğru muhalefet bir şiktar doğru. Aynen muhalefet paralel yapılanmayla. Peki. Haksız rekabetin de daha beterini bir yapmaya çalışıyor. Sevgili Hanım CHP'yi masaya yatırdın yok ettin yani. Valla arkadaşlar uyarıyor yoksa tatlı tatlı devam ediyordu. Ama gene internet düzenlemesini konuşamadık. Konuşamadık ne yapalım hocam haftaya da onu konuşuruz. Değerli izleyenler umarım keyif alacağınız bir sohbet yaşatmışızdır. Ama çok gerçekçi bir sohbet. Herkes burada düşüncesini dile getirdi. Biraz hararetli oldu ama şunu da söyleyelim, eklerimiz dostuz. Zaten mesele böyle rahat rahat konuşabilmek, bilip orta yolu bulabilmek. Biraz sonra ben Hakan Bayrakçı'yı çay içerken biraz daha işleyeceğim ve onu da bizim saflara çekmeye çalışacağım. Efendim iyi geceler, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.